Malum Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'ta Kocaeli'nin gündemini sunar. Sayın seyirciler, Kalü Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin destekleriyle sunduğumuz Kocaeli'nin gündemi programıyla TV262 kanalında yine sağ salim karşınızdayız. Bugün 7 Mart 2018 Çarşamba, 6 Mart ve 7 Mart günkü Kocaeli gazetelerinin köşe yazarlarını okuyacağız. Dilek Mert bana yardımcı olacak. Merhaba de Dilek. TV262 ekranlarından Kocaeli'nin gündemi programından merhabalar. Evet, İsmet Çiğit Özgür Kocaeli Gazetesi'nden İSU önemli işler yapıyor başlığı var. Dilek Mert oku. Programımıza İsmet Çiğit'in köşe yazısıyla başlıyoruz. İSU önemli işler yapıyor. Dünkü gazetenin manşetinde Halis Kandıra elektriği başlığıyla yer alan haber gerçekten ilginçti. Bir dönem hakkındaki iddialar nedeniyle kentin utancı olan Büyükşehir Belediyesi İSU İdaresi şimdi kentin gururudur. İSU sadece kentin su ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, güneş panelleriyle elektrik üretiyor. Arıtma tesislerinden çıkan gri su ile sanayiye su veriyor, tasarruf sağlıyor. Bir de arıtma tesislerinden çıkan çamurları kendisi yakarak enerjiye çevirebilse İSU çok büyük kâra geçmiş olacak. Belki o zaman ilimizdeki su fiyatı da çok ucuzlayacak demiş İsmet Çiğit. Evet, içinde Zeki Cahşi de var. İSU'nun gerçekten Ali Sağlık'tan önce de başarılıydı ama Ali Sağlık geldikten sonra da bayağı güzel işler yapılıyor. Evet. Laboratuvar var, elektrik üretimi var. Şimdi Kandıra'ya yine yatırımlar yapılıyor. İSU başarılı. Evet. PTT dahil, SEDAŞ dahil bütün kurumları içine katarak söylüyorum diyor. Benim kanaatim odur ki diyor ana kumanda. İSU parmakla gösterilecek bir kurumdur diyor. Çalışanlarını, emek verenlerini tebrik ediyoruz. Gurur duyuyoruz tabii biz de. Evet. Zeki Canşer'in köşe yazısıyla programımız devam ediyor. Mübarek 28 Şubat. Haftada bir yazmanın azizliği olsa gerek, bazı şeyleri zamanda yazmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu haftaki yazımı da gecikmeli de olsa 28 Şubat sürecinde yaşadığım birkaç anekdotu sizlerle paylaşmayı ayırmak istedim. Evet, 28 Şubat sürecinin ceberut yapısı tüm veçeleriyle üstümüze geliyordu. Adeta öküzün altında buzağı aramanın tüm yol ve yöntemlerini deniyorlardı. O dönemde Mazlum Der Kocaeli Şube Başkanı'ydım. Bir gün eşim ile birlikte İzmit'te çarşıda alışverişteyken gelen telefonla ev ve iş yerimin bordo berelilerce kuşatıldığını, şayet acele edip yetişmezsem kapıyı kırıp içeri gireceklerini söylediler. Aynı anda iki yerde birden bulunmam fiziken mümkün değil. O an İzmit'te olduğum için evvelen iş yerime uğradım. Baktım ki etrafta millet toplanmış, dükkanımın kapısında uzun namlulu silahlarla bordo berelliler bekliyorlar. Varlığımda şaşkınlık içerisinde ne istediklerini sordum. Devrin Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'in emriyle arama yapacaklarını söylediler. İrticai bölücü ve yıkılcı belge arıyorlarmış. Tabii o arada habire telefon üstüne telefon. Evi kuşatan bordo berelliler de eve acil gel yoksa kapıyı kırıp içeri gireceğiz diyorlardı. Neyse ki iş yerindeki güvenlik güçleri evin öndekileri arayıp yahu başkan yanımızda buradan ayrılıp size gelecek acele etmeyin dedi de evimin kapısının kırılması gerçekleşmedi. Neyse apar topar iş yerinden eve doğru koştuğumda baktım ki bütün mahalleli seyre gelmiş. Sanki bütün mahalleyi havaya uçuracak bomba düzeneği döşemişim de uzun namlulu bordo berelliler eller tetikte bekleşiyorlar. Evi açtım içeri daldılar ve evi didik didik aradılar. Kütüphanemde var olan kitaplarımın dışında kendilerince suç unsuru sayılabilecek hiçbir şey bulamadan ve evimin krokisini çizerek nerede yattığımı, nerede kalktığımı ve nerede yemek yediğimi şema halinde çizerek kitaplarımı da alıp gittiler. Açılan davada beraat ettik çünkü hiçbir suç unsuruna rastlanılmamıştı. Kitaplarım da hala teslim edilmedi. Tabii bu muamele sadece bana değil, Türkiye genelinde eş zamanlı ve eş güdümlü olarak tüm başkan ve dernek yöneticilerine uygulandı. O çerçevede 7 kişilik yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım da aynı yöntemle ev ve iş yerleri arandı tarandı.
Evet, bir başka anekdot. Başörtüsü zulmü tüm hışmıyla devam ediyordu. Yemin törenlerine kadar sıçramıştı ve yaşlı anneler askere gönderdikleri evlatlarının yemin törenlerinde görevlendirilen komutanlar tarafından çekiştirilerek tören alanından çıkartılıyordu. Sakallı ve başörtülü insanlar askeri hastanelere ziyaretçi olarak bile alınmıyordu. Asker olan yeğenim Gölcük Askeri Hastanesi'nde ameliyat olmuştu. Devletin resmi imamı amcamın oğlu sırf sakallı olduğu için memur olduğu halde ziyaretçi olarak bile hastaneye alınmamıştı. Gerisi geriye gönderildi. Üniversite kapılarında başörtülü kızlar içeri alınmamakta, girmek isteyenler de çekiştirilerek yerlerde sürükleniyorlardı. Bir gün başörtülü kız öğrencileri destek amacıyla yemek götürerek üniversitenin girişinde ziyaret etmek istedik. Anıt Park'ın bulunduğu yerdeki kampüsün önünde örtülü kız öğrencilerin en az iki katı kadar polis vardı ve sanki terörist avına çıkmışlardı. Her birinin elinde uzun namlulu silahlarla kızların üniversite girişlerini engellemeye çalışıyorlardı. Yanımızda getirdiğimiz yiyecekleri kızlara verirken bile zorluklarla karşılaşıyorduk ama hepsinden en hazin olanı da orada ne bir dernek, ne bir vakıf, ne de sırtlarından siyasetten nemalanan bir parti, ne de o çocukların ebeveynlerinden kimsecikler yoktu. Ve ben o zaman dedim ki, biz bu işi baştan kaybetmişiz arkadaş. Emniyet yönetiminin Kahir ekseriyetinin FETÖ'cü yapılanmanın elinde olduğu düşünüldüğünde ki öyle olduğu süre içerisinde anlaşıldı. Durumun vahameti daha da iyi anlaşılıyor. Evet, insan haklarının, temel hak ve hürriyetlerinin, düşünceyi ifade etme hürriyetinin, demokrasinin ve milli iradenin ayaklar altına alınıp idiş edilmenin adıdır 28 Şubat. Kara bir leke olarak tarihe geçen bu meşhum girişim, keza mütedeyyin kesimin ensesinde boza pişiren o ceberut yapısı her daim kötü bir örnek olarak tarihin çöplüğünde hak ettiği yerini alacaktır. Bu kötü örnekten yola çıkarak 28 Şubat vari söylem ve eylemlerden, güç zehirlenmesinden ve ötekileştirmeden empati yaparak şiddetle kaçınmamız gerekir. Bundan büyük zarar gören mütedeyyin kesimin bu kötü örnekten dersler çıkartarak aynı hastalığa düçar olmaması için azami gayreti sarf etmesi yakıcı ihtiyaçtır. Aksi takdirde aynı duruma düşmek, ileride kendimizi evlatlarımızla anlatmakta güçlük çekeriz ki bu da bizim için bir yüz karası olur. İnadına insan hakları, inadına temel hak ve hürriyetler, inadına milli iradire, inadına empati, inadına hoşgörü, inadına ötekinin hakkı, inadına adalet ve inadına özgürlük demiş Zeki Canşi. Evet, çok güzel bir yazı, teşekkür ederim. 28 Şubat deyince Çevik bir Güven Erkaya vardı bir de general, Güven Erkaya. Ölüp gittiler, bir şey demiyoruz ama... Unutmayız yani bunları biz, o zulmü. Orada şimdi Fahri Örengül olması lazım. Fahri Örengül artık demokrasimizin kilidi Saadet Partisi diyor. Ve İyi Parti diyor. Bulamadın mı? Ver. Buradaymış. O değil. Pardon, ver Mustafa Okçu. Panik yapma ya, yayındayız diye şimdi. Fahri çevirirsin, burada artık kaç tane sayfa var. Şöyle benim gibi bulamazsın. Panik yapmana ne lüzum var? Ben de bulamadım. Öteki gazetede miydi acaba? Fahri Örengül. Yok. Diğer Kocaeli'de miydi? Şey, tamam o şey de ya. Bunda. Şurada. Ayırmıştım da onun için aklıma geldi. Fahri Örengül artık demokrasimizin kilidi Saadet Partisi ve İyi Parti. Başlıklısını okuyalım, konuşalım. Programımızda Fahri Örengül'ün köşe yazısıyla devam ediyoruz. Artık demokrasimizin kilidi Saadet Partisi ve İyi Parti. 15 yıldır tek başına iktidar olan AKP sürekli iktidardayken muhalif gibi davrandı. Her başarısızlığı demokratik sisteme, derin devlete, devlete hakim olmadığı iddiasına bağladı. Sistem değişirse devlet milli devlet olacak, siyasi istikrar gelecek, kalkınma katlanacak, terör bitecek, koalisyonlara son verilecekti. Bu gerekçelerle kimin hazırladığı hala bilinmeyen ve adını Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi koydukları demokrasiyi rafa kaldırmaya... Aday son anayasa değişikliğini öyle ya da böyle referandumdan geçirdi ve kesinleştirdi. Ayrıca olağanüstü hal nedeniyle kanun hükmünde kararnamelerle ülkemiz yönetilmeye başlandı. Ama ne var ki değişen bir şey yok. Koalisyona son verilme bahanesiyle geçirilen sistem sonuçta bir AKP-MHP koalisyonu doğurdu. Yani söylenenlerin tam tersi oldu. İstikrar derken karşımıza Cumhur İttifakı dedikleri bir koalisyon getirdi. Terör, ekonomi vesaire konularında da değişen en küçük bir şey yok. Hatırlıyorum, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine karşı çıkanları vatan haini diye adlandırıyorlardı. Sokak çalışmasında elimde broşür ile bu sisteme karşı çıktığını gören bir fabrika işçisi bu nedenle bize vatan haini diyebildi de bir türlü adını ve adresini alamadık, kaçtı gitti. Ya bu vatan haini işini biraz konuşalım mı? O oylama öncesinde çok sert tartışmalar oldu siyasiler arasında, taraflar arasında diyelim. Gazeteler arasında da oldu, gazeteciler de yazdılar, çizdiler ama biz de burada canlı yayında okuduk, biz de bir taraftık, biz evet dedik. O kadar yazı okuduk, eleştirileri okuduk, eleştirilerden faydalandık. Biz de kendi düşüncelerimizi yazdık, çizdik, söyledik. Ama yani bizim gibi düşünmeye diye
kütleden vatan haini denir mi adama ya? Yani bu hakikaten öyle abartıyoruz ki bazen. Hala aynı tarz devam ediyor. Onunla ilgili Mevlüt Soysal'ın yazısı var, onu da okuyacağız. Yani çok çabuk birbirimize vatan haini vesaire diyebiliyoruz. Yani futbol müsabakalarında bile yani. O kadar ağır seviyeye varıyoruz ki ya, bu bir oyundur diyemiyoruz da. Sanki böyle iki ayrı ordu savaşıyor da karşıda düşmanlar varmış gibi hareket etmenin lüzumu yok. Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Bizim gibi düşünmeyenler de bu ülkeyi seviyor. Bu önemli bir şey. Birbirimize vatan haini dersek olmaz ki ya. Hakikaten maksadını aşan ifadeler çok kullanıldı. Herkesin başına geldiği gibi Fahri Örengül'ün de başına gelmiş haliyle biz tabii hiç kimseye, bizim gibi düşünmeyenlere vatan haini demeyiz. Çok ağır bir itham vatan haini. Evet, devam edelim. Şimdi Cumhur İttifakı'na karşı çıkanları vatan haini gibi nitelendirmeye başladılar. Hatta milli mücadeleden çıkarak kurumsallaşan Cumhuriyet'in kurucusu ilk milli siyasi parti olan CHP'yi, kendilerinin içinden çıktıkları Saadet Partisi'ni, MHP'nin bünyesinden çıkan İYİ Parti ve diğerlerini de milli olmakla suçluyor, milli olanlar bizimle gelir diyorlar. Cumhuriyet devrimi dindar toplumu hiçbir zaman reddetmedi. Sadece dini kullanarak bakan, mevki, para sahibi olanları, din adına milletvekilimizi kandıranları reddetti. Ya Cumhuriyet döneminde de yine laiklik adına ya da Cumhuriyet'in değerlerini korumak adına belki bir güvenlik tedbiri olarak Müslüman kesimin, mütedeyyin kesimin üzerine çok fazla gidildiği bir gerçek. Yani başörtüsü yasağı daha dün gibi aklımızda. Yani başörtüsü serbest bırakılınca şeriat gelecek diye 30 sene millete zulmettiler yani. Değil mi? Hani bırakıldı serbestçe şeriat mı geldi yani? Değil mi? O da yapıldı. Yani uç noktalara gitmek doğru değil. Bir kesim statükoyu korumak ya da laik düzen elden gitmesin endişesiyle korku yönetimi uyguluyor. Diğer kesim de onu yapanları hain ilan ediyor. Ya bunun ortası yok mu kardeşim? Sen de rahat et, ben de rahat edeyim ya. Gidin İzmir'de yaşayın. İzmir'de hiçbir sıkıntı yok. İsteyen çarşafla geziyor, isteyen mini etekle. Ne laiklik elden gidiyor, ne demokrasi elden gidiyor. Yani Cumhuriyeti koruma güdüsüyle de mütedeyyinlere ciddi eziyetler, zulümler yapıldığı da bir gerçektir. Evet, devam edelim. Cumhuriyet devrimi dindar toplumu hiçbir zaman reddetmedi. Sadece dini kullanarak makam, mevki, para sahibi olanları, din adına milletvekilimizi kandıranları reddetti. Cumhuriyet devrimi bir milli kurtuluş savaşının ürünüdür. Milli devleti tam demokrasiyi önerdi. Büyük Atatürk hayattayken iki kez çok partili sistemi deneyerek tam demokrasiye geçişi hızlandırmaya çalıştı da olmadı. Şimdi güdük, sakat, iyi siyasi partiler kanunu nedeniyle parti içinde gerekli demokratik mücadeleyi veremeyen iyi partiler kendi partilerini kurdular. Milliyetçi olmak vatansever olmaktır diyorlar. Saadet Partisi ve Genel Başkanı son iki aydır ülke siyasetini yönlendirme noktasına geldi. Eski dava arkadaşlarına adeta demokrasi dersi veriyor. Dindar olmanın demokrasiyle çelişmediğini, hem dindar hem de demokrasiden yana olabileceğini net biçimde anlatmaya başladı. Toplumun demokrasiyi kavramasında çok önemli bir işlev görmeye başladı. İşte Cumhur İttifakı denilen sisteme ilkeler işbirliği, ilkeler yönetimi diye karşı çıkanlar, Cumhur'u yani halkımızı uyanıklığa davet edenler, CHP ile diğer demokratik kuruluşlarla işbirliğini reddetmeyen, tam demokrasi için başkanlık seçiminde ilkeler ittifakı, ilkeler işbirliğine giderek parlamenter sistemden, demokrasiden yana tavır koyan bu iki parti bugün demokrasimizin teminatı haline gelmişlerdir. Toplum gelişiyor, geliştikçe doğrular da bir araya geliyor, demokrasimiz güçleniyor. Büyük Atatürk, dinimiz aydınlanmaya, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. Halbuki Türkiye istiklalini veren bu Asya milleti içinde daha karışık, suni, batın inançlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Eğer ışığa yaklaşamazlarsa kendilerini mah ve mahkum etmişler demektir. Onları kurtaracağız diye ne güzel söylemiş. Gidişat 2019'da Türk halkının demokrasi sınavından başarıyla çıkacağını gösteriyor. Bunda en önemli payında CHP'nin demokrasi ısrarına katılan Saadet ve İYİ Parti olacağını şimdiden söyleyebilirim demiş Fahri Erengül. Çok konuşulacak bir yazı değil mi? Ne diyorsun ana kumanda? Hiciv mi zannettin? Evet, başlığı okuduğumuz zaman ana kumanda hiciv zannettim diyor. İronik yazı olacak zannettim diyor. Evet. Savunuyor, evet. Saadet Partisi'nin çok büyük bir oy potansiyeli mi var diyor. İş oy potansiyeli meselesi değil. Ona gelecek olursak da %1 alamadı Kasım seçimlerinde. %1'de %0.6 yani binde 6 oy aldı yanılmıyorsam. %1'e çıkamadı yani. Demokrasinin giriş kapısı Saadet Parti. Denge açısından diyor.
Ya şimdi biz yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine, başkanlık sistemine geçirmek için oylamadan önce konuşmalarımızda diyorduk ki bu bir uzlaşma kültürünü getirecek yeni sistem diyorduk. Ne diyorduk? Yani benim zaten %25-%30 oyum var. Ben muhatap olmam küçük partilerle dönemi kapanacak. Herkes binde bir oy olanın bile kapısını çalacak ve toplumsal siyasi uzlaşmaya vesile olacak. Herkes tarafını seçecek, net olacak, projelerini ortaya koyacak diyorduk. Şimdi oraya evrildi. Yani Saadet Partisi ile CHP'nin bu referandumdan önce, değil mi? Yani böyle bir dirsek teması var mıydı? Tabii Cumhurbaşkanı'na karşı oylamalarda falan oldu ama onun dışında böyle kanka oldular mı? Sivas Belediye Başkanı'ydı Sivas olayları sırasında Temel Karamollaoğlu. Bir suçlama adına söylemiyorum ama o dönemlerde biz yetişkindik, biliyoruz, yazıyorduk, çiziyorduk o zaman da yani. O dönemlerde özellikle sol kesim Temel Karamollaoğlu'nu yerin dibine soktular. Sen burada belediye başkanını halkı tahrik ettin diye ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Madımak yangınından söz ediyoruz. Yani bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman Erbakan'ın en yakın, Erbakan Hoca'nın en yakın ekibinden birisiydi Temel Karamollaoğlu o dönemde. O dönemde özellikle sol kesim, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere sol kesim yerden yere vuruyorlardı. Yani şimdi ne değişti? Cumhuriyet Halk Partisi mi biraz İslamcı çizgiye geldi? Yoksa Saadet Partisi mi biraz laik çizgiye geldi? Yoksa tek ortak payda Tayyip Erdoğan'a devrelim ne olursa olsun mudur? Bunları da konuşalım yani. Nasıl yani yan yana? Suyla ateşi yan yana koyarsan ya o söner ya o yanar. Bir şey olur yani bu. Evet, Saadet Partisi'nin öteden beri öyledir. Bizim yakın arkadaşlarımız var. Saadet Partisi'nin tabanı, hatta yönetiminde bir çoğu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gelirse bir ülke mahvolur, batar, gider, yıkılır. Tekrar işte eski zulümler uygulanır diye ciddi bir endişe içindeydiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yere oy vermeleriz. Sıfır ihtimal yani. Öyleydiler. Şimdi ne oldu? Yani bu seçmeye nasıl cevap verecek diyor ana kumanda. Ya seçmeye ne diyecek? Ya CHP ile beraber yürüyoruz. İyi Parti, CHP, hadi İyi Parti, CHP. Biz üçümüz beraber yürüyoruz dediği zaman. Sonra İyi Parti de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücülüğünü beğenmedi ya. Ülkücülüğünü beğenmedi. Kongreye gitti. Olmadı. Yeni parti kurdu. Şimdi gitti CHP ile. Neredeyse HDP ile de merhabalaşacaklar yani. Yani halkın huzuruna gerçek görüş düşünceleriyle çıkmaları da doğru. Herkes tarafını görüyor işte. Sen kimle merhabalaşıyorsun, kimle beraber ittifak ediyorsun, diğer taraf kimle ittifak ediyor. Çıkarsanız halkın huzuruna, halk kimi tercih edersiniz. Çıkar, herkes şapkasını çıkartır, sahip gösterir. Düşmanım dostumdur zihniyeti edilgen bir zihniyettir. Umut vadeden bir şey değildir. Konjektüreldir, geçicidir. Değil mi? Kendin proje ortaya koyacaksın, halkın huzuruna çıkacaksın. Bizi desteklerseniz biz bu ülkede bunları yapacağız. Demokrasimizi bu şekilde geliştireceğiz vesaire gibi projelerle ortaya çıkacaksın. Yoksa karşı tarafı suçlayarak edilgen bir anlayışla siyaset yapıldığı zaman neticenin değişeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Tanzer Ünal vardı yine onda. Nevzat Doğan'ın yanlışını bilen gören varsa söylesin. AKP'li İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan geçenlerde Kocaeli TV'de katıldığı bir programda üstüne basa basa şöyle dedi. Hiçbir zaman başımı öneyecek bir yanlış içinde bulunmadım. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyorum. Bizimkiler de haber yaptı Nevzat Bey'in o sözlerine. Aslında bakarsanız bir siyasetçi, hele hele belediye başkanlığı makamında oturan bir siyasetçi kendine güvenmezse böyle bir söz söylemez. Hiçbir zaman başımı öneyecek bir yanlış içinde bulunmadım sözü çok iddialı bir söz. Bir meydan okuma. Varsa yanlışım çıkın söyleyin demek. Evet, gazetede okuduğunuz, televizyonda izlediğiniz Nevzat Bey'in bizim bilmediğimiz başını öne eğdirecek bir yanlışı varsa çıkın söyleyin. Belge gösterecek söyleyeceklerinize sayfalarımız açık demiş Tanzer Ünal. Evet, Nevzat Doğan raconu kesti bizim tabirimizle. Yanlışını bilen buyursun konuşsun, ben arıza yapmadım. Hiçbir zaman bilerek yapmamıştır. Yani biz de tanıyoruz, şahsen de tanıyoruz. Nevzat Doğan'ın dürüstlüğüne herhalde kimse bir şey demeyecektir. O da meydan okuyor. Ya varsa buyursun söylesin. Şurada
işte çıkarını gözettim vesaire anlamında. Ve Sadun Çetin Koto'nun şehir festivalini ertelemesi üzerine, bu da güncel önemli bir konu. Bunu da okuyalım, Sadun Çetin'de faydalı olur. Koto'nun şehir festivalini ertelemesi üzerine 5-11 tarihleri arasında İzmit'in merkezinde bir alışveriş festivali yapılacaktı. Bir anlamda şehir merkezi açık büyük bir AVM'ye dönüştürülecekti. İçinde konser programı da bulunuyordu, iptal edildi. Nedeni ise Afrin Harekatı'nda şehitlerimizin bulunması olarak açıklandı. İlk bakışta gayet normal ve olağan bir karar gibi görünüyor. Yalnız benim bu karara itirazım var. İtirazım şöyle. Afrin Harekatı yeni başlamadı. Koto erteleme kararı aldığı gün 41 gündür sürüyordu. Sadece o gün verilen 8 şehitle birlikte toplam şehit sayımız 41 olmuştu. Evet, o gün şehit sayımız biraz fazla olmuştu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun parti üyelerine şehitlerimiz toprağa verilinceye kadar evlerimizde bayrak asalım çağrısında bulunmuş ve bu da bir tartışma ortamı yaratmıştı. Bundan başkaca bir olağanüstülük yoktu. O nedenle iptal edilmesini yanlış buldum. Konser programdan sonra çıkarılabilirdi. Zaten konulup konulmaması meselesi önceden tartışılmalıydı. Koto ve İzmit Belediyesi birlikte davetiye dağıtırken bu eleştirileri pek çok İzmit esnafından dinlemiş ve kendilerine şu görüşlerini ifade etmiştim. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken ve şehitlerimiz gelirken konser olmayabilirdi ama yaşamın devam ettiğini göstermemiz de gerekiyor. Türkiye bütün dünyaya ne kadar güçlü ve ne kadar büyük olduğunu, buna benzer normal yaşamın sürdüğünü gösteren organizasyonlarla gayet güzel ortaya koyabilir. Bir yandan askerimiz operasyon yapabilir, diğer yandan cephe gerisinde de normal yaşantımız devam edebilir. Bugün de aynı düşünceler içindeyim. Festival iptal edilmemeliydi. Sadece konser programdan çıkarılabilirdi. Afrin operasyonu birkaç ay veya birkaç yıl devam ederse bu süre içinde biz hep böyle matem havasında mı olacağız? Biliyorum bu konu çok hassas bir konu ama konuya bir de bu yönüyle bakılmasını öneriyorum demiş. Kim demiş? Sadun Çetin. Sadun Çetin. Arkadaşlar bunu biraz konuşalım. Geçen sene de konuştuk. Ben bir iki tane köşe yazısı yazdım bu konuyla ilgili. Terör olayları ya da terörle mücadele sırasında diyelim. Şehitlerimiz oluyor maalesef. Ya da işte de geçen sene, evvelki sene bombalar patladı ülke içinde değişik yerlerde. Tabii ki yas tutuyoruz, üzülüyoruz ama şimdi bu uzun soluklu bir mücadele. Şu an Afrin Operasyonu, Elbap'tan sonra Afrin Operasyonu. Uzun soluklu bir mücadele. Şimdi bu operasyon sırasında neticede bir savaş bu. Şehitler de olur, karşı taraftan da olur. Keşke olmasa ama oluyor değil mi? Elde vaka bu yani. O zaman biz bu konserleri iptal edersek sürekli, işte televizyon programlarından işte şehit geldiği halde siz hala işte şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz gibi kültür sanat organizasyonlarını iptal edersek, düğünlerimizi, halaylarımızı çekmezsek, iptal edersek, hayatı durdurursak, bu hem Türk halkının moralini bozar, hem karşı tarafın, düşman taraf diyeyim, artık sadece teröristler yok, arkasında devletler de var. Düşman tarafın, bak işte bu kadar şehit insanı vurduk, bak nasıl Türkiye'yi susturduk, iptal ettirdik gibi algılamasına, onların moralini yükseltmesine vesile olur. Düşmanın moralini yükseltmek yerine ben bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Şehitler olsa da veya başımıza haller gelse de hayatın normal akışını devam ettirelim. Normal akışını devam ettirelim tarafındayım ben. Tabii ölçüsüne uygun şekilde. Yani ülkede bütün ülkeni üzüntüye sevk eden bir olay olduğunda biz çıkarıp da dansöz oynatalım demiyoruz. Ama türkümüzü söyleyelim yani. Bir şiirimizi okuyalım. Türkümüzü, şarkımızı söyleyelim. Hani her seferinde frene basarsak, halkı durdurursak bu sosyopsikolojik demiyorum toplumun nezdinde karamsarlığa vesile olur diye düşünüyorum ben de. Sadun Çetin'e teşekkür ederim. Bunun biraz daha tek başına sadece bu konunun bir tartışılması lazım diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ettik. Yüksel Ercan var ama onu bekleteyim biraz. Koray Aydın'la ilgili yazısı. Ya da onu okuyalım. Yüksel Ercan'a. Olur. Bugün de şu yazılarını şuradan Koray Aydın'la ilgili Yüksel Ercan'ın yazısından devam edelim o zaman. Sırasını bozmayalım madem öyle. Programımıza Yüksel Ercan'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz. Koray Aydın. Kendisini Ülkücü Harekat içerisinde yaptığı mücadele ve rahmetli Alparslan Türkeş'e olan yakınlığı ile çok iyi bilmemize rağmen asıl tanışıklığımız, sahibi olduğumuz yayın kuruluşunun kendisini 2000 yılında yılın en başarılı siyasetçisi olarak seçtiği ve TS Çayırova Kalite Kampüsü'nün salonunda ödüllendirdiğimiz programda daha iyi tanıma imkanı bulmuştuk.
99 yılında asrın felaketi olarak kabul edilen Marmara depreminde ortaya koyduğu performans ve büyük fedakarlık dolayısıyla Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetemiz adına kendisini misafir ettiğimiz tören sırasında "Yüksel kardeşim, böylesi zor zamanlarda yılın bakanı ödülü bana ilaç gibi geldi. Benden bir talebin var mı?" şeklindeki talebine "Canınızın sağlığı, Bayındırlık Bakanı olarak yaptığınız çalışmalar bize gurur veriyor. Allah ne muradınız varsa versin" diyerek kendisini Kocaeli sınırlarından Ankara'ya uğurlamıştık. Koray Aydın ile ilgili süreç o zamandan sonra zaten bütün Türk milletinin gözü önünde cereyan etti. 3 Kasım 2002 sonrasında MHP'nin iktidardan gidip AK Parti'nin gelmesiyle birlikte 3,5 yıllık süre içerisinde bize göre destan yazan Koray Aydın, düzmece iddialarıyla suçlanınca daha fazla beklemeden kendi talebiyle Yüce Divan'a gitmiş ve mahkeme üyelerinin ittifakı ile tertemiz, pırıl pırıl bir şekilde aklanarak geri dönmüştü. MHP'de Devlet Bahçeli'nin karşısına 2012 yılında genel başkan adayı olarak çıktığında Koray Aydın'ın yanında yer almış, kendisiyle birlikte Edirne'den Kars'a kadar 30 kadar il ve çok sayıda seçim merkezi dolaşmış, kongrede de kaybedince aynı akşam MHP'deki tüm görevimizden istifa etmiştik. Geçtiğimiz yıllarda kendisiyle birlikte MHP'de genel başkan adayı olan ancak sudan sebeplerle kurultay yaptırılmaması sonucu artık parti içerisinde çıkış yolu kalmayan Koray Aydın, diğer genel başkan adayları ile birlikte genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı İYİ Parti'de siyaset yapma kararı almıştı. Koray Aydın gibi güçlü bir siyasi figürün Meral Akşener'in en yakında yer alması kabul etmek gerekir ki başta Akşener olmak üzere İYİ Parti için büyük bir şans, İYİ Parti'nin kurulması ile birlikte teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Aydın o gün bugündür bir taraftan siyaseten öne çıkmamak adına büyük bir özen gösterirken bir taraftan da partinin teşkilatlanması adına Anadolu'yu bir uçtan bir uca dolaşıyor. Meral Akşener başkanlığındaki İYİ Parti 2019 yılında yapılacak olan genel ve yerel seçime katılabilmek adına neredeyse hemen her gün bir il ya da ilçe teşkilatının kongresini yapıyor. Normal olarak partinin kuruluşu sırasında tüm siyasi ve ekonomik baskılara rağmen İYİ Parti'nin kurucuları olarak büyük risk alan, görev alan kurucuların seçilmiş başkanlar olarak yola devam etmeleri noktasında görüş belirtiyor. Biz geçtiğimiz haftalarda yine bu sütunlarda şu an İYİ Parti saflarında bulunan ülkücüler hiç gereği yokken MHP'de neredeyse 40 yıldır neticelendirmedikleri siyasi kavgalarını şimdi İYİ Parti'ye taşıyor. Bu kavgayı da teşkilatlatmayı tamamlamaktan başka hiçbir suça günahı olmayan Koray Aydın üzerinden yapmaya çalışıyorlar şeklinde bir yazı kaleme almıştık. İYİ Parti kurulalı henüz kısa bir süre olmuş, daha da önemlisi gece gündüz demeden kongreler yapılmadığı takdirde partinin seçimlere katılmaması gibi bir risk bulunuyor. Koray Aydın da yukarıda belirttiğimiz gibi Genel Başkan Meral Akşener'in sırtından yük almak adına elinden gelen tüm gayreti göstermekten bir an bile geri durmuyor. Durduk yerde İYİ Parti içerisinde aslında olmayan gerçekler yüzünden sorun çıkaran ve sayıları da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar olan partiler, İYİ Parti'de demokrasi yok, bizim aday olmamamız engelleniyor, İYİ Parti'deki bu olumsuzluklar MHP'de olanlardan daha fazla şeklinde ne işe yaradığı asla belli olmayan favorenler ile sorun yaratıyorlar. Bu şekilde açıklamaların ana merkezine Koray Aydın'ı koymaktan asla çekinmeyenler, partinin asıl genel başkan Meral Akşener değil Koray Aydın'dır. Koray Aydın teşkilatlarının oluşmasında kimseye yol vermiyor ve bütün hesabını Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasından sonrasında yapıyor şeklinde akıla ziyan bühtanlarda bulunuyorlar. Öyle olamaz mı peki? Niye akıllara ziyan olsun ki? Gayet makul. Koray Aydın 40 yıllık siyasetçi, kurt politikacı yani ve teşkilatçı bir kimse Koray Aydın. Şimdi İYİ Parti içerisinde teşkilatlardan sorumlu değil mi? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa ondan sonrasına dönük teşkilatlanırken bir hesap yapmış olamaz mı yani? Niye akıllara ziyan olsun ki? Yani gayet de makul. Evet, devam edelim. Bizim tanıdığımız Meral Akşener'in bu şekildeki asla asla olmayan iddialarla prim vermeyeceği, Koray Aydın'ın da Meral Akşener'i zora sokacak bir çalışma içerisinde olmayacağını çok iyi biliyoruz. Daha Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime gelmeden 2019 yılının Mart ayında bir yerel seçim yapılacağını, bu seçime de Meral Akşener genel başkanlığında girileceği gerçeği varken selden kütük kapmak isteyenlerin nasıl bir ruh haliyle çaba gösterdiklerini şu an anlayabilmiş değiliz. Biz İYİ Parti üyesi değiliz. Başka bir siyasi partiyle de bağımız yok. Ancak dün beraber olduğumuz neredeyse 30 yıl 40 yıl yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız için böylesi hoş olmayan yakıştırmalar yapanlara da bu acelecilik niye? Bekleyin bakalım İYİ Parti teşkilatlanmasını tamamlasın. Seçime katılabilme adına lazım olan süreci bitirsin. Parti tam anlamıyla bu saate biz de varız mesajını versin. Ondan sonra kim ne diliyorsa onu yapsın demek gibi bir hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Daha partinin kuruluşunun üzerinden bir ay bile geçmeden Meral Akşener'den sonra partinin başına Koray Aydın geçecek.
O yüzden teşkilatlanmayı kimseye bırakmıyor diye ortalığa düşenler için 2019 yılının Kasım ayında yapılacak seçimde aday olan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçilemedikten sonra partinin başına Koray Aydın geçse ne olacak? Yükselercan geçse ne olacak sorusuna daha akıl dolu cevap bulmaları gerekmektedir. Evet, yani şimdi Meral Akşener 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olursa ve kaybederse ondan sonra diyor partinin başına Meral Akşener gelse ne olur, ben gelsem ne olur diyor, Koray Aydın gelse ne olur. Zaten kaybetmişsin diyor yani. O taraftan da bakılabilir. Evet. Yaşımız epey geçti. Geçen yıllar içerisinde biz kendi adımıza duygusallığı bir kenara bırakıp daha akıllıca düşünmek gerekiyor diyerek hareket ediyoruz. Bizimle birlikte çok uzun yıllar MHP'de siyaset yapmalarına rağmen başarılı olamamış arkadaşlarımızın şimdilerde İYİ Parti'yi egolarını tatmin edecek bir siyasi alan olarak görmeleri ne kadar anlamsız ise Meral Akşener ile Koray Aydın arasında bir görüş ayrılığı olduğunu düşünmekte bir o kadar aymazlıktır. Kavganın, tartışmanın, boşa zaman geçirmenin kimseye bir faydası yok. Geçen yazımızda da çok net bir şekilde belirtmiştik. Biz MHP'de yıllar yılı boş yere mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızla olan kavgamızı başka bir mecrada devam ettirmemek adına İYİ Parti'ye katılmadık. Bu kararı almakla da ne kadar güzel bir iş yaptığımızda şu an daha iyi anlayabiliyoruz. Kavganın kimseye faydası yok. Beklemek lazım, sabırlı olmak lazım. Kendi egolarınızı tatmin etmek adına Meral Akşener'in de Koray Aydın'ın da İYİ Parti'yi seçimlere sokabilmek adına gece gündüz koşturanların da moral değerlerini bozmamak lazım. Sonrasından sonra bakmak lazım demiş Büyük Kocaeli Gazetesi'nden Yüksel Ercan. Evet, teşekkür ederiz. Hemen devam edelim. Adem Turgut, Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde. Gerçek bir başlangıç için. Evet, önemli bir konu. Şunu okuyalım daha sonra. Gerçek bir başlangıç için. Gündem çocuk istismarı. Dün İzmit Belediyesi'nin neler yaptığını ve Başkan Nevzat Doğan'ın neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerini paylaşmıştık. Nevzat Doğan, çocuk hakları masası model proje olmalı, tüm belediyeler uygulamalı, okullara insan hakları dersi gibi çocuk hakları dersi de konulmalı, tüm çocuklar bilinçlenmeli diyor. Ben de yazımı gerçekten çocuklarımız haklarını bilmeli, iyi ve kötü dokunuş ne bilmeli, zor bir anda neler yapacaklarını bilmeli, biz toplum olarak bu meseleyle yüzleşmek ve çözmek zorundayız tespitiyle bitirmiştim. Evet. Konu Kocaeli Barosu'nun da gündeminde. Doğan ile sohbetimizi yazdığım sırada baro yöneticileri de Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrist Derneği ile ortak açıklama yapıyordu. Bir yılı aşkın süredir 12 kurumun desteğiyle devam eden çalışma ile çocuğun cinsel istismarına yönelik suçlarla ilgili bir kitapçık hazırlandı. Baro Başkanı Sertif Gökçe ve Dernek Başkanı Profesör Doktor Ayşen Coşkun çocuk istismarına dur denilmesi konusunda net mesajlar vermişler ve ortak hazırlanan çocuğun cinsel istismar suçu ve bu suçun yargılanması ile çocuk koruma sistemine ilişkin değişiklik önerileri aldığı kitapçık hakkında bilgiler sunmuşlar. Sertif Gökçe tüm çalışmada çocuğun yüksek yararı kavramını öne çıkarttıklarını söylüyor. Ayşen Coşkun, çocukların cinsel istismar sorununun çözüm yolu cezaların arttırılması ya da ağırlaştırılmasına indirgenmemelidir. Konuyu bir bütün olarak değerlendirip suçun önlenmesine hedef alan yasal düzenlemeler yapılmasına ve önleyici hizmet modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Çok haklı. İyi de nasıl olacak? Ne diyor şair? Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol. İçeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne yürü. Yürü üstüne üstüne, yürü üstüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının, dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, dayan rüsva etme beni. Kim diyor? Ahmet Arif, evet. Çocuk istismarı konusunda tüm toplum bileşenleri olarak hep beraber aynı yüreklilikle mücadele etmeliyiz, kararlı olmalıyız. Sanırım gerçek bir başlangıç için öncelikli olarak bu gerekli demiş Adem Turgut. Evet, çok önemli konuyu. Köşesine taşımış. Teşekkür ederiz. Ciddi mücadele gerekiyor. Ya çocuk istismar falan deyince hemen aklımdan böyle bir sövesim geliyor. Var yani, içimden tutamıyorum kendimi. Neticede biz yeni doğanda büyümüş insanlarız kardeşim. Yani bizde usul farklı olurdu bu işlerle ilgili. Seni dinlendireyim biraz. Mavi Kocaeli Gazetesi'nde köşe yazısı yok arkadaşlar. Alıyoruz ama köşe yazıları bıraktılar. Mavi Kocaeli'den okuyacağız. Seni dinlen diye biraz oyalıyorum ortamı. Ve 7 Mart 2018 Çarşamba günkü Mavi Kocaeli Gazetesi'nin sürmanşetinde bu gazete satılık diyor. 10 yıllık güçlü ve kurumsal kimliği ile bu gazete satılık. Muammen bedeli 1 milyon 500 bin TL olup 31 Mart 2018 tarihine kadar en yüksek teklif verene satılacaktır diyor Olcay Sanal. Cep telefonunda yazmış.
hayırlısı olsun diyelim. Yeter. Efendim? Satılık köy her aptar diyorsun ha. Ya şartlar zorlamıştır. Zor iş gazete çıkartmak, gazetecilik yapmak. Kolay iş değil. Yani gazete sahipleri öyle kendi ek işleri varsa, kendi durumları, maddi durumları iyiyse ancak götürebiliyorlar. Yani gazetenin yani kar ettiği falan yok. Zor işler. Ekip yönetmek de zor işler. Biraz daha hoşgörü gerekiyor, anlayış gerekiyor. Sonra emeğinin karşılığını istiyorsun. En azından okunma oranı açısından ya da köşe yazarları açısından ya da haber değeri açısından. Biraz vefasız bir meslek ama bu işi yapan da herhalde başka bir işi zor yapar. Yani mesleği gazetecilik olan adamdan ancak gazeteci oluyor. Ben bunu söylüyorum yani. İleride tekrar dönüyorsun, gene yazıyorsun, gene yapıyorsun. Ve şimdi Mevlüt Soysal diyor ki, Engin Özcan ve ayrışma. Engin Özcan'ı tanıyorum, arkadaşımdır. Selam olsun buradan. Mevlüt Soysal'dan okuyalım Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Programımıza Mevlüt Soysal'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz. Engin Özcan ve ayrışma. Necdet Çetinak, CHP'de merkez ilçe başkanıydı ve yerel seçimlerde ilçe yönetiminde bir ayrışma yaşandı. Engin Özcan'ın başını çektiği grup yönetimden istifa etti, yerel seçimler yapıldı ve CHP'de yaşanan parti içi ayrışma AK Parti'ye yaradı. CHP adeta biz İzmit Belediyesi'ni istemiyoruz dedi ve seçimleri AK Parti'ye hediye etti. Necdet Çetinak'ın görevden alınmasının ardından yerine Ömer Hazer atanırken Engin Özcan kısa süre sonra yapılan kongrede aday oldu ve kaybetti. Fakat Engin Özcan Selman Yıldırım'la birlikte tekrar yönetim sahalarına girdi. Yıldırım belirli mahallelerde güçlü olan Özcan'la işbirliği yaptı. Özcan yönetime girdi fakat ekibiyle birlikte parti içinde hep bir hizip oldu. CHP yönetim içindeki ayrışmayla gündeme geldi. Nitekim Selman Yıldırım'ın istifasının ardından İzmit İlçe Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından CHP gündemi şuydu. İzmit ilçenin düşürülmesi. Çünkü Özcan kendisine yakın yöneticilerle birlikte istifa ederek İzmit ilçe yönetimini düşürmeyi planlıyordu. Bunun için çok çabaladı fakat olmadı. Gelelim son zamanlara. CHP'de her zaman masa dağıtan ekibin önderi konumunda Engin Özcan, yıllarca Hikmet Erenkaya'nın yol arkadaşı olup sonra Selman Yıldırım'la birlikte olup en sonunda Selman Yıldırım'ın ekibinin adayı olarak Mehmet Ümit Küçükkaya'nın karşısına çıkacaktı ki Yıldırım'ın Küçükkaya'ya bir dönem daha devam etmeli demesinin ardından Özcan aday olamadı. Aday olamadı ama durmadı. Engin Özcan kongrenin ardından ve bir seçim arifesinde İzmit ilçeye kayyum atanması ve olağanüstü kongreye gidilmesi için girişilen imza toplama işinin de önderlerinden oldu. Dahası CHP içinde eğer imza toplanırsa Engin Özcan aday olacak denildi. Necdet Çetinak, Ömer Hazer, Selman Yıldırım, Mehmet Ümit Küçükkaya. Farkında mısınız? Ne zaman bir ayrışma var orada Engin Özcan var. Nerede bir parçalanma var orada Engin Özcan var. Kuşkusuz ki parti içinde güçlü bir isim Engin Özcan. Kuşkusuz ki CHP'nin ulaşmakta güçlük çektiği kesimlerle arası iyi olan, mütevazi, saygılı, düzgün bir hayat yaşayan önemli bir aktör. Kuşkusuz ki siyasette yol almak isteyen her CHP'nin yanında görmek isteyeceği bir kişi. Fakat kendisi son 15 yılını bir değerlendirmeli. Her ayrışmada başrolde neden kendisi var? Her ayrışmayı neden kendisi körüklüyor? Parti içinde neden hep karşılık siyaseti yapıyor? Ve en önemlisi bu süreçler neden hep önemli seçimler öncesi yaşanıyor demiş Mevlüt Soysal. Evet, Mevlüt Soysal güzel özetlemiş, soruyor. Engin Özcan da cevap vermek isterse cevap verir. Biz de cevap hakkını burada kullanırız. Mevlüt Soysal kendi zaten değerlendirir konuyu. Evet, İbrahim Gürsel'in Erdin Adede var. Onu hemen bir kısa okuyalım. Erdin Adede de. Eğitimde içimizi ısıtacak bir haber. Biraz da keyifli bir şey okuyalım ya. Evet. Dinimiz okumaya büyük önem vermiştir. Kur'an'ın ilk emri de oku olmuştur. Ne yazık ki son dönemde pek okumuyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle hayatı yaşıyoruz, yorum yapıyoruz. Böyle bir süreçte içimi ısıtan güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istedim. İzmit Hacı Bektaş Vekili Ortaokulu Müdürü Erdoğan Davut haftanın bir gününün bir saatini okumaya ayırmış. Hacı Bektaş Veli değil mi? Evet. Tamam. Vekili oldu da. Hacı Bektaş Veli oldu. Tamam. Tüm okul harıl harıl kitap okuyor. Ayrı gayrı yok. Öğretmenler, öğrenciler, hatta veliler de okuyor. Ne güzel değil mi? Erdoğan hocamı kutluyorum demiş Erdin Adede. Evet, biz de kutluyoruz. Böyle keyifli haberleri de okuyalım da biraz da şeyimiz, moralimiz yükselsin. İbrahim Gürsel 13-0'ın formülü diyor. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan 3 yıl süren ilk döneminde çok önemli sınavlardan geçti. İki seçim, bir darbe girişimi, bir halk oylaması ve parti genel kurullarıyla dolu bu dönemi başarıyla atlatmasını bildi ki ikinci dönemde de görev yine kendisine verildi. Ceyhan'ın en önemli başarılarından biri de 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra siyasi parti il başkanlarıyla düzenli olarak her ay bir araya geldiği toplantılardı.
İktidar partisinin temsilcisi olarak her konuda tek başına karar verme olanağı bulunmasına rağmen ilimizdeki sorunları diğer parti temsilcileriyle birlikte belirleyip ortak çözümler üretilmesini sağladı. Bu toplantılarla başta alay edenler, gereksiz görenler vardı. Ama seçim dönemi yaklaştıkça bu toplantıların farklı bir önemi daha ortaya çıktı. Seçim ittifakları için adeta zemin yarattığı fark edildi. Bu toplantılara ilk başlarda CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da katılıyordu. Ama sonradan masadan ayrıldı ki bu son derece doğaldı. Sonuçta AK Parti ile CHP seçimde karşı karşıya gelecek iki kutbun başlarıydı. Seçim dönemi yaklaşırken ittifaklar konuşulurken CHP'nin AK Parti ile aynı masada konuşacağı ne olabilirdi? Sarıbay'ın masaya dönmemesi gayet normal ama Ceyhan diğer il başkanlarının hepsiyle hala çok yakın ve dayanışma içindeyken ve gelecekte bu yakınlığı bir ittifaka dönüştürme ihtimali giderek artarken Sarıbay'ın olduğu gibi durup yapayalnız kalması, diğer il başkanlarıyla teması kesmesi hiç mantıklı değil. Sarıbay'a neden masaya dönmüyorsun demek yerine siz neden ittifak çalışması yapmıyorsunuz diye sormak gerekir. AK Parti ve Ceyhan çalışıyor, kazanıyor. CHP ise oturuyor, mucize bekliyor. Zaten aradaki büyük fark da bundan kaynaklanıyor. Mevcut duruma bakarak seçim sonuçlarını şimdiden tahmin etmek sanırım zor değil demiş İbrahim Gürsel. Evet, CHP de çalışıyor canım. Onlar da işte İYİ Parti ile, Saadet Partisi ile, belki de HDP ile bir şekilde ittifak yapmanın derdine düştüler. Ama Kocaeli'de bir hareket yok bununla ilgili. Doğru söylüyor İbrahim Gürsel. Evet, devam edelim. İbrahim Gürsel'in köşe yazılarıyla programımız devam ediyor. Herkes ne konuştuğuna dikkat etmeli. Evet. Akit TV sunucusu Ahmet Keser'in geçen hafta Gün Başlıyor isimli programdaki sözleri ibretlikti. Keser, ABD'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri de hedef aldığı şeklindeki iftiralarını sözüm ona çürütmek istemişti. Ve demişti ki, Türkiye sivil öldürecek olsa Suriye'de ne işi var? Cihangir, Etiler, Nişantaşı'nda başlarız. Değil mi yani? Bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Türkiye'nin bugüne kadar terörle mücadelede en kararlı olduğu, haklılığını bütün dünyaya kabul ettirdiği bir operasyon veya savaş bu kadar saçma ve yersiz ifadelerle amacından bu kadar uzak bir noktaya çekilebilirdi. Türkiye'nin terörle mücadeleyi sınırlarının dışına taşıdığı bir dönemde iç savaş çıkaracak türden bu sözleri söyleyene asıl sen hain misin demek gerekir demiş İbrahim Gürsel. Evet, bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Tabii ki katılıyorum. Yani maksadını aşmış ifade demiyorum ona. Şuur altının ortaya çıkması diyorum arkadaşlar. Yani orada da var, hainler var. Yani sen haddine mi düşmüş? Biz bunları aynı ağır şekilde konuştuğumuz için tekrar düşmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Orhan Balcı, çevreyle ilgili önemli bir konu. Çevre kirliliği ve zehirli BHC'ler. Yani benzin, hidroklorürler. Güncel bir konu ve muhakkak dikkatle değerlendirilmesi gereken bir yazı. Orhan Balcı'dan. Çevre kirliliği ve zehirli BHC'ler sanayi kentinde yaşayanlar olmamız nedeniyle sanayinin getirdiği birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Bu olumsuzlukların en başında yaşamımızı direkt olarak etkileyen hava, su ve çevre kirliliği geliyor. Sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan duman ve gazlar, ürettikleri malzemelerin atıkları, atıkların çevreye, akarsulara, derelere ve deniz suyuna verdiği zarar. Taşımacılıkla yaşadığımız sorunlar. İzmit Körfezi'ndeki gemilerin atıkları. Zaman zaman deniz kenarındaki işletmelerde doldurma veya boşaltma sırasında denize dökülen akaryakıtın verdiği zarar olarak sıralayabiliriz. Sanayi kuruluşlarının çevreye, havaya ve suya verdiği zararı en aza indirmek için gerek İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, gerekse Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı zararların en aza indirilmesi konusunda yoğun bir çaba sarf ediyor. Para cezası, iş yeri kapatma cezalarını veren bu birimler sürekli olarak denetimlerini sürdürüyorlar. Günümüze yönelik bu çalışmalar devam ederken kentimizde yıllardır gündemde olan bir depoda akıbeti meçhul halde bekleyen çok zehirli BHC, benzin hidroklorür atığı hala tehdit oluşturmaya devam ediyor. Osman Pipe'nin Çevre ve Orman Bakanı olduğu dönemde yapılan görüşmelerle uluslararası ihale açıldı. İhaleyi Alman AVG şirketi aldı. 2 milyon dolara mal olması hesaplanan taşıma işi törenle başladı. 2 yıl sonra taşıma durdu ve şirket sözleşmeyi feshetti. 2011 yılında Çevre Bakanlığı 3000 tondan sadece 515 ton atığın bertaraf edildiğini açıkladı. 2006 yılında başlayan bertaraf sürecinin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen o zehirli atıkların büyük bir bölümü Derince'de depoda duruyor. 2017 yılı başında CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki'ye yönelttiği soru önergesiyle sorunu meclise taşıdı. Sorular havada kaldı. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru İl Çevre Müdürlüğü'nün girişimiyle bir çalışma yapılması, atıkların yeniden taşınması planlandığı konuşulmaya başlanmıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ve Küresel Çevre Fonu'nun GEF desteğiyle bertaraf için uluslararası bir ihale açılması planlanmış, bunun için de Derince'deki depoda bulunan atığın ne kadar olduğu tespitinin yapılması için çalışma yapılacağı belirtilmişti. Değerli okurlar,
BHC zehirleri konusunda bugüne kadar gelinen nokta böyle. Bu konudaki gerçek şu, 30 yılı aşkın süredir kentimizde BHC zehirli atıklarıyla birlikte yaşıyoruz demiş Orhan Balcı. Evet, teşekkür ederim. Önemli bir konu. Bunu ana gündeme de koyalım, gruplarımıza sorarız. Ünal Can Kurt'un yazısı var devamında. Hep canımız yandı, bırakın bu kez de biz yakalım diyor Ünal Can Kurt. Tüm Türkiye Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına kilitlenirken siyasi partiler ise 2019 genel seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm partiler ittifak arayışı içerisinde kendi fikirlerini temsil eden partilerle ön görüşmelerini sürdürüyor. 2019 seçimleri Türkiye'de çok ses getirecek gibi görünüyor. Şimdiden büyükşehir, ilçe belediyeleri ve milletvekili için istişareler yapılıyor. Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapılarak halkın kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Hükümet MHP'nin desteğiyle iç ve dış düşmanları temizlemeye kararlı. Ama bazı partiler aynı görüşte değil sanki. Hükümetin Zeytin Dalı operasyonuna destek vermek yerine köstek olmayı tercih ediyorlar. Hatta bunu siyaset malzemesi yapmak isteyen partiler bile var. Afrin'e Türk askerlerinin girmesiyle birlikte PKK'nın yanında yer alan çok sayıda ülke bu şekilde Türkiye'nin karşısında olduğunu gösterdi. Gönül ister ki şu günlerde siyaseti kenara bırakıp iç ve dış düşmanları ve Afrin'deki tüm teröristlerin kökünü kazıyana kadar birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin bekası için yumruk olalım. 47 günde Zeytin Dalı operasyonunda 3000'e yakın PKK, KCK, PYD, YPG'li ve DAEŞ'li terörist öldürülürken 43 şehit verdik. Televizyonlar canlı canlı bu operasyonu gösteriyor. Terör örgütleri yerin altını üstünü delerek hangi ülkeler tarafından beslendikleri ortada aşikar görünüyor. Buna rağmen kafasını kuma sokup hiçbir şey yokmuşçasına sessiz kalanlara, alttan alttan bu terör örgütlerine destek verenlere halkımız 2019 seçimlerinde gereğini yapacağını düşünüyorum. Aslında Afrin operasyonuyla birlikte gerçek dost ve düşman ortaya çıkarken içimizde yaşayan Türk düşmanları da bu şekilde kendini deşifre ediyor. Halkımız oynanan oyunları yakinen görüyor ve biliyor. Yıllardır şu terör belasından kurtulmak için hangi hükümet böyle bir hamle yaptı? Terör her geçen gün büyüdü, güçlendi. İçimizi dışımızı düşmanlar sardı. Hep canımız yandı, hep canımız yandı. Artık bırakın da şu terör belasından hep birlikte el birliğiyle kurtulalım. İçimizde bu terör örgütlerine destek verenleri de 2019 genel seçimlerinde sandığa gömelim. Türklerin Türklerden başka dostu olmadığını bu şekilde göstererek ordumuza, askerlerimize ve başkomutanımıza dualarımızı eksik etmeyelim demiş Ünal Can Kurt. Evet, ana kumanda ne diyorsun? Hiçbir partinin genel başkanı Afrin operasyonunun yapılmaması gerektiğini söylemiyor diyor ana kumanda. Bir yarım ağız bir şeyler söylediler ama sonra vazgeçtiler. Bir yarım ağız bir yav girmesek, fazla uzağa gitmesek, erken çıksak filan diyesi oldu ama halkın kararlılığı karşısında hepsi şimdi destekliyorlar. Sıkıntı yok. Ya burada daha ince bir şey var. Afrin operasyonunu milli bir politika olarak izlememiz lazım. Siyaset üstü, partiler üstü olması lazım. Şimdi yazının tamamına katılmakla beraber son bölümüne katılmıyorum. Yani sandığa gömelime getirmesi. Yani şimdi mesela şu an Afrin operasyonunu hükümet yürütüyor değil mi? AK Parti yürütüyor. Diğerleri Afrin operasyonuna karşı mıdır ki sandığa gömeceğiz? Yani o iç siyaseti getirip de bu şekilde bağlaması Ünal Can Kurt'un hoş olmamış bence de yani. Yani terörün kökünü kurtalım, yok edelim diyoruz, yazıyorsun değil mi? Afrin operasyonu söylüyorsun vesaire ediyorsun. Sonra diyorsun ki işte seçimlerde bunları sandığa gönderim. Yani Afrin operasyonundakiler mi gelip seçime giriyorlar yani? Ya da Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer partiler Afrin operasyonunda karşı tarafı mı destekliyorlar? Böyle bir mevzu mu var da biz mi kaçırdık yani? Tabii. Tabii canım çok fazla yani çok fazla çok fazla. Hepimizin siyasi tercihleri var arkadaşlar ama nedir? Maksadımızı aşmadan eleştireceğiz tabii. Maksadımızı aşmadan. Çok fazla olmuş plana göre de. Tanzer Ünal Türkiye yönetmek bu kadar kolay mı diyecek. Tanzer Ünal yazısından sonra Mustafa Küpçü var ama onun reklam arasından sonra okuyabiliriz değil mi ana kumanda? Tanzer Ünal okuyalım. Programımıza Tanzer Ünal'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz. Türkiye'yi yönetmek bu kadar kolay mı? Önce birkaç soru. Çocuğunuzu 18 yaşındaki bir öğretmene teslim eder misiniz? Hastalansanız 18 yaşındaki bir doktora kendinizi emanet eder misiniz? Davanız var, duruşmaya girdiniz. Karşınızda 18 yaşında bir hakim. Ne düşünürsünüz? 18 yaşındaki bir genç karşısına dikildi. Ha şimdi bir saniye ama. Duruşmaya girdiğinizde 18 yaşında bir hakim
olursa diye ne düşünüyorsunuz? Yani oluyor mu? Var mı öyle bir realite? Karşılığı var mı? 18 yaşında hakim var mı? Yaz Google'a bak. Ya o yani mümkün olamaz yani. Hakim olması için okuması gereken süre belli. Liseyi bitirecek. Hukuk fakültesini bitirecek. Hakim olmak için ayrıca yani bir sürü süreci var. 18. hakim olur mu hocam? Ya zaten olamaz. Zaman ona yetmiyor. Eğitim süresi daha yüksek oluyor zaman olarak. Devam edelim. Yani 25'ten aşağı zor olur. 18 yaşındaki bir genç karşınıza dikildi. Avukatım, sizin davalarınıza ben bakmak istiyorum dedi. Güvenir verir misiniz? Avukat da olmaz. Hukuk fakültesini bitirecek. Değil mi? Yani doktor da olamaz. Tabii canım yani bir eğitim süresi var. Yani bu ilk öğretim okul, lise, işte nedir üniversite mezun olacaksın ki bir zaman daha alt alta yazdığımız zaman bu 18'i geçiyor hocam. Ne yapalım şimdi biz? Ha, laf da takarım diyorsun. Gazete sahibi olabilir 18 yaşındaki bir kişi diyor. Ama diyor avukat olamaz, hakim olamaz, doktor olamaz. Süresi yetmez yani. Evet. Yine 18 yaşındaki bir genç mesleğin yok, kızınızla evlenmek istedi. Bu evliliğe gönlünüz razı olur mu? 18 yaş daha yeni bitmiş lise, ne askerlik, ne üniversite, ne meslek. Henüz ergenlik yaşını bile tamamlamamış. Kızlarda da erkeklerde de ergenlik 12-20 yaş arası olarak kabul edilir. Ya bir şey ilave edeyim ben. 18 yaşındaki insanlara reşit kabul edip yargı istediği gibi cezayı verebiliyor. Yani en ağırlaştırmış müebbet bile verebiliyor. 18 yaşında olması bir şey değiştirmiyor. Reşit kabul ediliyor. Ceza verirken hatta eskiden idamın var olduğu zamanlarda idam bile ediyorsun adam sayıp 18 yaşındaki kimseyi de, değil mi? Yönetime göz kırptığı zaman, ben de kardeşim yönetime katılmak istiyorum dediği zaman sen daha ergenlik çağını bile doldurmamışsın diyoruz. Birisini seçeceğiz yani. 18 yaşındaki reşit midir, çocuk mudur? Önce buna bir karar vereceğiz. Eğer reşit değilse cezaevlerindeki 18 yaşından 20 yaşına kadar olanları tahliye edin veya indirimde yararlandırın. Eğer reşitse yönetime de hakkı vardır bunun. Yönetime hakkı da vardır. Evet. Evet, yazısında kendini tekzip ediyor. Üniversiteye bile girmemiş çocuk diyorsun. Doktor olarak karşına çıksa, hakim olarak karşına çıksa yazı kendi içinde biraz aceleye gelmiş bir yazı gibi. Ya da biz konuşalım diye yazmıştır. Devam edelim. Hayatın H'sini, siyasetin S'sini dahi bilmez, ekonomi mi? Nereden bilsin, daha anne baba parası yemektedir. Aklı havada, gönlü oynaştadır. Biz bu durumdaki ergen bir gençten ülkeyi yönetmesini istiyoruz. Önce milletvekili seçilebilme hakkını verdik. Şimdi de madem milletvekili seçilebiliyor, belediye başkanı da olsun uğraşısındayız. 18 yaşında bir milletvekili, 18 yaşında belediye başkanı. Artık ülkemizi ergen veletler yönetecek. Aklı, bilgisi, ilişkileri ve deneyimi olgunlaşmamış kişiler. Hayatlarında insan ve para yönetmemişler. Biz kendilerine kent ve ülke yönetimini teslim edeceğiz. Ben en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Milletvekilliğin ve belediye başkanlığın bu kadar hafife alınmasına, milletvekilliği ve belediye başkanlığının ergen kişiler tarafından dahi yapılabilir kabul edilmesine. Ülkemizde askerliğini yapmamış, ekmeğini eline almamış delikanlılara kız vermezler. Biz onları milletvekili ve belediye başkanı seçeceğiz. Bana ters geliyor, duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim demiş Tanzer Ünal. Şimdi şu anda 18 yaşında milletvekili var mı? 18 yaşında belediye başkanı var mı? 18 yaşında adayı olarak adı geçen Türkiye'de bir kişi var mı bir siyasi partide? Yok. Bunun gerçeği şudur. 18 yaşında gençleri ülke yönetimine dikkatini çekmek. Onlara özgüven aşılamak. Yani siyasetin ve ülke yönetiminin ülke sorunlarını içinde tutmak. Bilgisayar oyunlarından, cep telefonu oyunlarından kafalarını kaldırsınlar. Nerede yaşadıklarına doğru düzgün baksınlar. Sorumlu hissetsinler. Ve ülke yönetimiyle ilgilensinler. Sahip çıksınlar yurtlarına, devletlerine, vatanlarına diye. Bu psikolojik bir çıtadır. Yoksa yani bundan sonra belediyeleri 18 yaşındaki ergenlere teslim edeceğiz diyor. Öyle bir vaziyet var mı gerçekte? Yok. Öyle aday mı var ki teslim edeceğiz? Sanki öyle bir yasa çıkacak ki 18 yaşında geçenler belediye başkanı olamıyor gibi bir algı var yazıda da yani. Bu bir özgüven aşılama modeli. Yoksa gerçekte adayı bile yok 18 yaşında olanların arasında.
Türkiye'nin en genç belediye başkanı 27 yaşındaymış, Cizre belediye başkanıymış. O da cezaevindeymiş. En genç milletvekili 25 yaşında vardı bir tane. Yani. Yok mu? Ya geçen sene okumuştuk bir şey, 26-25 yaşında biri vardı sanki. Ya varsa da diyelim 26 yaşında var. Yani neticede 18 yaşında milletvekili de yok, milletvekili aday adayı da yok, belediye başkanı da yok, belediye başkan aday adayı da yok, muhtemelen il başkanı da yok. Yani olmayan bir şeyi konuşuyoruz yani. Onlara gençliğe özgüven vermek ve gençliği devletin işletim sistemine dikkatini çekmek anlamından yararlı. Yoksa fiiliyatta bir zararı yok. Evet. Küreselleşme dedikleri. Evet. Tanzer Ünal'ın köşe yazılarıyla programımız devam ediyor. Küreselleşme son yıllarda büyük büyük adamların, büyük büyük ekonomistlerin dillerinden düşürmedikleri bir sözcük. Global ekonomi diye de deniyor ama küreselleşme daha afilli. Küreselleşme denince akan sular duruyor. Küreselleşme aslında geçmişteki sömürgeci anlayışın bir devamı. Eskiden doğrudan sömürgecilik döneminde. Sömürgeci ülkeler sömürgeleştirdikleri ülkelerin bütün ulusal servetlerini alıp kendi ülkelerine taşırlardı. Dolaylı sömürgecilik dönemine geçilince bu kez bu işi finansal yöntemlerle kendi ülkelerine götürmeye başladılar. Sadece Türkiye değil pek çok ülke uzunca süredir dolaylı sömürgecilik dönemi yaşıyor demişler Ünal. İşte bu. Yani bu yazıyı biraz daha açıp daha uzun anlatsa herkes anlatsa çok daha keyifli olurdu. İşaretlediğim yazı bu işte. Küreselleşme dedikleri çok güzel bir yazı, evet. Türkiye'de en genç milletvekili, şu an milletvekili değil mi? Şu an milletvekili 27 yaşında CHP'li milletvekiliymiş en genç olan şu an. Yani 18 yok, 17, 19 yok, 20 yok, 21, 22, 23, 24, 25, 26 yok. 27 yaşında Cumhuriyet Halk Partili milletvekili varymış. Mustafa Küpçü'nün yazısını okuyacağız ama kısa bir reklam arasından sonra biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. Gavlu Bela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Çakırcı'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek. Elinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'ye binlerce müşteri vererek kaliteyi ömrüne çıkartıyor. Sizlerde uygun fiyatla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizi güzelleştirmeyi sağlayabilirsiniz. Mahallesi Turay Güneş 23 62 3 60. Lötemiymiş hastalığı sizin. Size şey hala hastane arkadaşları da unutmaz. İmza. Sineklik doğramadan. Filiz. Korkuluk ve alüminyum ses, su ve tozan ile yapılarda çözümler. Pensineklik PVC plastik doğramadı. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Müzik.
öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama yap kartı. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemi devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin destekleriyle sunduğumuz Kocaeli'nin gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 7 Mart 2018 Çarşamba. Etmeden önce dedi ana kumanda. Neyle ilgili? Onu söyleyeyim ondan sonra.
Dur bir daha söyle. Bir dakika. Evet. Evet. 657. 6. gün. TV262 olarak geçen sene ilkini yapmıştık. En iyisini sen seç.com sitesinde bir anket, internet üzerinden oylama düzenledik. Siteye girişleri takip ediyoruz. Bugün itibarıyla bir önceki programda yani çarşamba nedir? Pazartesi günü 2.989.073 kişi. 2.989.073 kişi siteyi ziyaret etmiş. En iyisini sen seç.com sitesini. Bugün itibariyle 7 Mart'ta 3.796.657 kişi ziyaret etmiş. En iyisini sen seç.com sitesini ve 6. gün bugün. Mart ayı boyunca sürecek oylama Nisan'ın başında sonuçlar açıklanacak ve ödül törenimiz var. 3.796.657 kişinin ziyaret etmesi 6 gün içerisinde müthiş bir rakam. İlgi alakadan dolayı herkese teşekkür ederim. Emeği geçenlere ve özellikle ana kumandaya teşekkür ediyoruz. TV262 olarak teşekkür de edebiliyoruz. Görüyorsun değil mi ana kumanda? Senin emeğin çok bu konuyla ilgili. Ve şimdi Kocaeli Gazetesi'nden Mustafa Küpçü'nün yazısını okuyor Dilek Mert. Devlet ve meşru müdafaa hakkı. Her demokratik devlet düzenin meşru müdafaa hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti emperyalist işgale karşı halkıyla birlikte mücadele veren bir askeri kadronun öncülüğünde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bir devrim niteliği taşır. Osmanlı Devleti Sevr Anlaşması ile fiilen bitmiş, tükenmiş ve tarihe mal olmuştur. Dişini tırnağına takan, yaşamını ortaya koyarak kurtuluş mücadelesi veren Anadolu hakkı artık yeniden bir sülalenin egemenliğine bırakılamazdı. Devrimin öncüsü Mustafa Kemal de bu nedenle cumhuriyet rejimini seçmiştir. Her cumhuriyetin temel nitelikleri vardır ve bunlar anayasaya açıkça yer alır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Devleti bu nitelikleriyle korumak öncelikle siyasi iradenin ve cumhuriyet savcılarının görevidir. Ne yazık ki özellikle son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yönelik ve giderek küstahlaşan bir saldırı vardır. Bu saldırı öncelikle laik devlet yapısına yöneliktir. Birileri özel televizyonların yanı sıra TRT ekranlarında bile laik devlet yapılanmasına ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı kin ve nefret kusmaktadır. İnternet ortamında çeşitli sahte isimler ya da gruplar halinde Atatürk'e yönelik saldırı ve iftiralar ve laik devleti yıkıp şeriat devleti kurma ve hilafeti geri getirme özlemleri açıkça yer almaktadır. Bu iletilerde karşı görüşte olanlara yönelik kin ve öfke, en ağır ve aşağılık hakaret ve küfürler yer almaktadır. Bir yurttaş olarak bu ülkede farklı görüşlere sahip olsalar da bu ülkenin yurttaşları olan her insanla karşılıklı hoşgörü ve saygıyla yaşamak isterim. Ne korkutan ne de korkan bir insan olmak istemem. Laik devlet farklı inanç gruplarına yaşam hakkı tanıyan herhangi bir inancın taraftarı olup diğer inançlara baskı kurmayan devlettir. Kimilerinin düşündüğü ve dile getirdiği bir kafir devlet değildir. Üstelik yasal bir değişim ya da darbe olmadığı sürece laik devletin korunması ve laiklik karşıtı eylemlerin yasal takip ve cezalandırma görevi Cumhuriyet'in savcıları için temel bir görevdir. İşte bu nedenle Cumhuriyet'in savcılarını göreve çağırıyorum. Özellikle internet ortamında yasa dışı hilafet çağrıları yapan, laik devlete hakaret yağdıran, başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularına iftiralar atan ve son derece düzeysiz sözlerle alenen saldıran ve hakaret eden bu yolla propaganda yapmaya çalışan kişi ve grupları lütfen takip ediniz ve gerekli yasal işlemleri yapınız. Bu talebim düşünceye karşı olmak değil. Çünkü sözüne ettiğim kişi ya da gruplar düşünce ortaya koymuyor. Alenen tehdit ediyor, küfür ediyor. Devletin anayasal niteliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor, iftira atıyor, hakaret ediyor. Hiç kuşkum yok, bu karanlık günler er ya da geç sona erecek. Ve o gün kimi yargı mensuplarının kumpas davaları, savcıları ve hakimleri gibi utanç içinde olmamalarını diliyorum demiş Mustafa Küpçü. Evet. Evet. Ne? Dil, evet. Değişmeyen unsurlarımız var millet olarak. Dil diyor, dil. Din, neyle? İnanç, evet. Evet. Bayrak ve Atatürk diyor. Bunları değiştiremezsiniz. Bunlara dokunmayın diyoruz yani. Değiştiremezler, hiç kimse bir şey yapamaz diyorsun yani. Ya şimdi tabii yazının ben büyük bölümüne katılıyorum. Orada sadece internet ortamında ya da medyada veya nerede olursa olsun hilafetin gelmesini arzu eden insanlar var diyor. Bu ve bana göre
isteyen hilafetin gelmesini arzu edebilir, bunu savunabilir, bunun propagandasını yapabilir hakaret, küfür etmeden. Kimisi de sosyalizmin gelmesini ister. Bu hemen ertesi günü sosyalizm geldi, herkesi kestiği anlamına da gelmez. O da onu savunabilir. Onun karşısına sosyalizmin gelmesini isteyenlerin karşısına yine fikirle çıkılıp cevap verilir. Hilafetin gelmesini istemeyenler ona cevap verebilir. Bir tartışma ortamı olabilir. Bu herkesin ülkesi. Hilafetin gelmesini isteyenlerin de ülkesi. Sosyalizmin gelmesini isteyenlerin de ülkesidir. Bunların açıkça tartışma sorun yok. Esas sorun şudur. Halkı kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve sizden bizden diye gösteren ağır ithamlar, iftiralar, küfürler, hakaretler dolu yayınlar, yapımlar, paylaşımlar çok çirkindir. Bunlarla ilgili Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum yazmış Mustafa Küpçü. Katılmamak mümkün değil. Yani troller, muroller var internette. Kimisi İslam adına bir sakallı bir fotoğraf koyuyor. Belki çakma isim. Abuk subuk şey paylaşıyor ve belki de Müslüman bile değil ya da ne olduğu belli değil, kim olduğu belli değil. Kendi sayfasında ileri geri işte laik değerlere, milletin laik değerleri de var. Laikliği de tanımlamış. Bak onu da kaçırmayalım. Laiklik kimilerinin anladığı gibi dinsizlik değildir diyor. Laiklik devletin bütün kesimlere, dini inanç kesimlerine eşit mesafede durmasıdır diyor. Dolayısıyla kişiler laik olmaz. Devlet laik olur. Çünkü kişiler ya Müslüman olur ya Hristiyan olur ya putperest olur bir şey olur yani. Ama devlet ne olmalı? Her inanç kesimine eşit mesafede durmalı. Buna layıklık diyoruz yani. Ve onları güvence altına almalı. Her inanç kesimini de eşit hizmet etmeli, güvence altına almalı. İnanç özgürlüğünün bir nevi garantisidir layık devlet. Ama bu tartışmaları tabii ki yazarız, yaparız, konuşuruz ama internet ortamında gerçekten öyle maksadını açtı ki yani din adına bir dangalantaki çıkıyor, abuk sabuk işte yok asansörde denk gelirsen bilmem ne. Al neysiniz ya kardeşim ya? Ya nesiniz? Müslüman, en çok da Müslümanlar da tepki alıyorlar ha bunlar. Çünkü İslam'ı temsil etmiyorsun. Bir de mahcup ediyorsun. Öteki ateisttir, dini değerlere saygılı değildir. O da abuk subuk inançlara dalga geçen ifadeler, karikatürler bir vesaire paylaşıyor ediyor. Ya bunlar uç noktaya giden kesim. Bunların her iki kesimden nereden gelirse gelsin. Kimisi Atatürk düşmanı bunu meslek haline getirmiş. Atatürk düşmanlığını meslek haline getirmiş abi adam. Yani şahıs illa Kadir Mısırlı olarak demesin. Niceleri var. Bari Kadir Mısıroğlu belgeyle konuşuyorum filan diyor yani. En azından açar bakarsın var mı yok mu. Adamın canı sıkılıyor açıyor bir hesap. Atatürk'ün annesi bilmem neredeydi. Yok babası bilmem neydi. Dedesi kim bilmiyor. Abuk sabuk hiçbir sonuca ulaşmayan çağımızın ihtiyaçlarıyla hiç örtüşmeyen, alakasız, kanıtlanamayan şeyleri ağzını yaya yaya anlatıyor internette. Yani bütün bunlara ister Atatürk'e hakaret anlamında olsun, ister dini değerlerimize, kutsallarımıza hakaret anlamında olsun, ister laik yapıya hakaret anlamında olsun, ne olursa olsun böyle uç noktalara giden, bilimsel dayanağı olmayan iddialara fikir denmez. Bunlara hakaret ve bunlara provokasyon denir. Bunların da bir savcılık karşısında çıkartılmasında yarar vardır. Savcılıklar takip ediyor diye biliyorum. Çünkü internet ortamıyla ilgili işlenen suçlarla ilgili bilimler artık oluşturuldu. Mustafa Küpçü'ye katılıyoruz tabii ki yani. Yani canı sıkılan açsın bir hesap. Biri Allah'a küfür etsin, biri Atatürk'e küfür etsin. Size mi uğraşacağız be kardeşim ya vallahi Allah. Evet. Adem Turgut. Çay simit İzmit diyor. Adem Turgut Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde benden de bahsetmiş. Teşekkür ederim kendisine. Programımıza Adem Turgut'un köşe yazısıyla devam ediyoruz. Çay Simit İzmit. Yerel kanallarda uzun yıllar program yapmış biriyim. Ekran karşısına çıkmaya alışığım ama ekran karşısında soru sormaya, bir programı yönlendirmeye alışığım. Konuk olmaya öyle çok alışık bir isim değilim. Önce Kanal 262'de Osman Saraç yakama yapıştı. Konuk olarak geleceksin diye. Dile kolay 2 saatlik program. Yahu ne konuşacağız 2 saat dediysem de kendimi ekranın karşısında buldum. Keyifli bir program oldu. İzleyenlerden de olumlu tepkiler aldım. Geçen haftada... Bu programa konuk olduğu zaman zaten internette var bizim sayfamızda duruyor da. Bir ara şimdi Adem Turgut eski televizyoncu aynı zamanda. Birçok programlar yaptı. Bir ara izliyorum tekrarını. Ben Adem Turgut'a soru soruyorum da neticede. Adem Turgut onu çeviriyor bir şekilde. Diyor ki sen diyor bu konuda ne düşünüyorsun? O bir 5-10 dakika sanki sunucu Adem Turgut ben de konukmuşum gibi bir pozisyon düşüyoruz. Çok keyifli bir programdı. Hem yararlandık, notlarımızı tuttuk, kayıtlarımıza geçirdik. Hem keyif aldık.
Adem abinin katılımı keyif verdi bize. Tekrar teşekkür ederim Adem Turgut'a. Devam edelim. Dile kolay, 2 saatlik program. Yahu ne konuşacağız 2 saat dediysem de kendimi ekranın karşısında buldum. Keyifli bir program oldu. İzleyenlerden de olumlu tepkiler aldım. Geçen hafta da sevgili Selçuk Sevim aradı. İlla programa çıkacaksın dedi. Ben yine ayak diredim ama dikiş tutturamadım. Sevgili Sevcan Tamer bir televizyon fenomeni. Herkes her şey değişti. TV41'de Sevcan abla değişmedi. Bir yıllık arayı saymazsanız 93'ten beri program yapıyor. Bedri Dölkeleş gelen Genel yayın müdürü iken ben de 2 sene makroskop programını yapmıştım. O dönemden de yakın hukukumuz var. TV 41 için hazırladığı programlardan biri de Çay Simit İzmit. Biraz eski İzmit konuşuluyor. Mekan Kapanca Sokak. Ardından da Yeşil Konak'ta çekim var. Kameranın önünde sorulara cevap vermek mesele. Allah her gün mikrofon uzatılıp cevap istenen kişilere kolaylık versin. Heyecanlanmadım dersem yalan olur ama 1-2 dakika içinde programın akışına kendimi kaptırdığımı fark ettim. Sevcan ablayla çay ve simit eşliğinde sohbet ederken vakit dolu verdim. İyi de ne anlattım. Mekan tarih koridoru olunca eski İzmit'in geri kazanılması ile ilgili ekstrem fikirlerimi söyledim. İzmit'in geleceği ile ilgili düşüncelerimi anlattım. Sanırım program bir hafta sonra yayınlanacak. O yüzden tadını kaçırıp detay vermeyeyim ama 2 önemli tespiti yapayım. Çünkü programda bunları da yaptım. 1- İzmitlilik bilinci önemli. Bu şehir kendi değerlerine sahip çıkmalı. Bir başka şehirde yaşarken İzmit simidini ne çok özlediğimi hatırlıyorum. Biri pişmaniye gönderdiğimde hissettiğim memleket havasını hatırlıyorum. Bizi İzmitli yapan kültürel değerler var. Bu kente katkı sunan insanlar var. Hepsine sahip çıkılmalı. 2. Evet göç alan bir şehriz. Evet metropolleşen kentlerle kültürel bir dönüşüm var. Evet burada yaşayan, üreten ve kazanan herkes buralıdır. Ancak buranın İzmit olduğunun unutulmaması lazım. İsmet abinin de yazdığı gibi TÜİK rakamları da gösteriyor ki hala İzmitliler kentin belirleyici dokusu. Bunları kaybetmeyelim demiş Adem Turgut. Evet teşekkür ederiz. Devlet Bahçeli'nin kadınlarla ilgili yorumu var ama bir çevirelim şimdi. Mevlüt Soysal'a gelelim. Mevlüt Soysal'dan şunu bir okuyalım önce. Toplumsal bütünlüğe zarar verenler. Mevlüt Soysal'dan dikkat edelim arkadaşlar buna. Sözcükler ne de kolay çıkmaya başladı ağızlardan. Hain terörist. Sosyal medyada bir göz gezdirin. AK Partili CHP'liyi, CHP'li AK Partili'yi, MHP'li DHDP'liyi kısaca herkes birbirini hainlikle teröristlikle suçluyor. Örneğin AK Parti ve MHP'ye ittifaka soğuk bakmayan SP, teröristlerle işbirliği mi yapacaksınız diye soran var. Kimmiş o terörist? Ülkeyi kuran parti mi? Refah Yol Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı yapan kişinin partisi mi? Bakınız, Türkiye'de kimin terörist olup kimin olmadığını, kimin hain olup olmadığını belirleyecek bakan Türk yargısıdır. Türk yargısının kararı olmadan birilerine hain ya da terörist addedenler bir gün kendilerinin başkalarının gözünde hain ya da terörist olarak damgalanacaklarını akıllarından çıkartmamalıdırlar. Aslında iktidarın, muhalefetin bilmediği bir şey var bu ülkede. Türkiye operasyonda. Sınırımız savaş alanı. Emperyalizmin gözünü Türkiye'ye diktiğini görmemek için aptal olmak gerekir. Peki emperyalizm hedefine nasıl ulaşır? Tankla mı, bombayla mı? Kısaca savaşla mı? Hayır, kaosla. Çünkü kaosun ardından iç savaş gelir. 2013 Mayıs'ının 27'sinde ağaçların önünde nöbet tutan eylemcilerin çadırlarını yakan güç kaosu arzulamadı mı? Ülkede kaos çıkmadı mı? Neyse ki kaos iç savaşa evrilmedi. Ya evrilseydi, ya emperyalizm ve onun Türkiye'deki maşası olan terör örgütleri hedefine ulaşsaydı. İktidar ve muhalefet işte bunu bilmiyor. Toplumsal bütünlüğe zarar verecek her eylem, her söylem kaotik bir Türkiye için zemin hazırlar. Birilerine hain diyerek, terörist diyerek toplumsal kesimlerin tansiyonunu yükseltmek sokak olaylarına davetiye çıkarır. Sormak isterim, emperyalizm ne istiyor? Emperyalizm ve onun maşalarının hedefi ne? Kaos iç savaş. Bundan toplumsal bütünlüğe zarar verecek söylem ve eylem içindeki herkes emperyalizm ve onun maşalarının amacına hizmet ediyordur. Toplumsal bütünlüğe zarar verecek her söylem ve eylem suça teşebbüs eylemidir. Bu yüzden Türk yargısını bütünlüğümüzü bozmaya girişen söylemlerde bulunanlarla alakalı gereği yapılmalıdır demiş Mevlüt Soysal. Evet çok güzel bir yazı, tamamen katılıyorum. Alayım şu gazeteyi. Buyur. Bir şey mi ilave edeceksin? Buyur. Ne var? Şimdi ana kumanda bir şey ilave ediyor. Diyor ki sırtını PYD'ye dayamış olduğunu ilan eden partiye biz hain demeyecek miyiz? O kimselere hain demeyecek miyiz diyor değil mi? Evet. Onu da saymış. Evet o arada kaynadı benim gözümden kaçtı. Ana kumanda yakalar. Onu da saymış ama toplumsal bütünlüğümüz, önceliğimiz olacaksa ve emperyalist kuvvetler Türkiye'yi bölüp parçalamak, zarar vermek, yormak için ellerinden geleni ardına koymuyorlarsa biz de birbirimize diş bilemek yerine gülümsemeliyiz. Biraz daha birbirimizi eleştirirken siyasi bakış farklılıklarımız nedeniyle birbirlerimize hemen hain, terörist falan diye
en üst perdeden eleştiriye başlamamamız lazım. Biraz birbirimizi dinlememiz lazım. Bunları, bu yaklaşımların tamamı toplumsal bütünlüğümüze zarar verir diyor Mevlüt Soysal. Ve bu suça teşebbüs sayılır diyor. Yani toplumsal bütünlüğe zarar verecek her söylem ve eylem suça teşebbüs eylemidir. Türk yargısı gereğini yapmalıdır diyor. Bu gibi uçlara kayanlar için demin konuştuğumuz konuya benzer bir konu. Mevlüt Soysal'dan teşekkür ederim. Diğer partiler için katılıyoruz ama HDP için ben de katılmıyorum. Çünkü kendileri ağızlarıyla söylüyorlar kardeşim. Yani adam ağzıyla ben sırtımı PYD'ye dayadım dedikten sonra, değil mi? Bir yok sen vatanseversin mi diyeyim adama. Savaşıyoruz biz PYD ile ya. Evet, o hariç yazının gerisini tabii katılıyoruz. Erdin Adede. Neden şimdi? Bu da iyi bir soru. Sosyal medya hesabımdaki AK Partililere bakıyorum da büyük kısmı birkaç gündür Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu dillerini dolamış. Neymiş? Geçmişi karanlıkmış. Şöyleymiş, böyleymiş. Merak ediyorum doğrusu. Neden şimdi saldırıyorlar? Yoksa AK Parti ile ittifaka kapıları kapadığı için mi? Diye soruyor. Gazeteci bu soruyu sorar. Neden sorar? Temel Karamollaoğlu yeni siyasi değil ki. Ta demin konuştuk. Sivas Belediye Başkanlığından zamanından biliyoruz. Madımak olaylarından biliyoruz. Madem geçmişi karanlık idi, şimdi mi aklınıza geldi? Diye sorarlar. Erdin Adede niye şimdi soruyorsunuz? Diyor. Ben de soruyorum. Konferans yerine işçiye para verin başlıklı yazısında Erdin Adede belediyelerin sindikalarla şimdi görüşmeleri var. Zam meselesi. İşte sıfır zam önerenler var. Başka bir köşesinden okuyacağız rakamlarını. Onun için tamamını okumayayım buradan. Bu belediyeler işte işçiye sıfır zam önerirken ya da çok düşük zamlar teklif ederken, %1 gibi sembolik zamlar teklif ederken aynı zamanda çeşitli konferanslar tertip ediyorlar belediye bünyesinde ve bu konferansa gelen insanlara ciddi paralar ödüyorlar. Diyor ki paranız varsa konferans yaptırmak yerine işçiye para verin diyor Erdin Adede'de. Ve Uğraş Çiftçi ama nükleer savaş iyi değildir başlık yazısını okuyacağız. İşçiye para verin konusunu da başka bir köşe yazarımızdan biraz daha cesur olmaları gerekir diyor. Hatırlamıyorum biraz sonra geleceğiz oraya. Onu oradan konuşuruz. Uğraş Çiftçi ama nükleer savaş iyi değildir. Başlık yazısını direkt Mert okusun. Ama nükleer savaş iyi değildir. ABD Başkanı Donald Trump son günlerde ticaret savaşlarının iyi olduğu dış ticaret açıklarını kapatmanın tek yolunun gümrük duvarlarını yükseltmek yoluyla ithalatı zorlaştırmak olduğunu söylüyor. Trump bu tür çıkışları göreve geldikten hemen sonra dile getirmiş. Ben de bunun üzerine 7 Şubat 2017'de ticaret biterse savaş başlar başlıklı bir köşe yazısı kaleme almıştım. İçeriği güncelliğini koruduğu için yazımı tekrar yayınlıyorum. Ticaret biterse savaş başlar. Birkaç gündür dünyada şu sıralar yaşanan gelişmelerin 2. Dünya Savaşı öncesine ne kadar benzediğini düşünüyor ve bu benzerliğe ilişkin kaleme alacağım yazıya bir başlık arıyordum ki o başlık ummadığım bir kişiden geldi. Haber ajanslarına göre pazartesi günü Çin'in ikinci en zengin adamı ve Alibaba.com sitesinin kurucusu Jack Ma, Avustralya'nın Melbourne kentinde konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlik esnasında önemli uyarılarda bulundu. Jack Ma, göreve geldiğinden beri korumacı ekonomist politikaları hayata geçirmeye başlayan, bunun ilk adımı olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'ya taraf olduğu Trans-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'ndan ABD'yi geri çeken Trump'ı kastederek bu türden korumacı politikaların genelleşmesini yaratacağı tehlikelere değindi. Jack Ma konuşmasında küresel ekonominin sadece para ve malların dolaşımı olmadığını belirterek bombayı patlattı. Eğer ticaret durursa savaş başlar. Bu tarihi cümleler sadece sağlam bir öngörüye değil aynı zamanda iyi bir tarih bilgisine dayanıyor olmalı. Çok değil. 80 yıldan az bir süre önce insanlığın başına bela olan 2. Dünya Savaşı'nda aynen bugünlerde yaşadığımıza benzer bir ortamın ürünüydü. Dünyanın büyük ekonomistleri serbest ticaret yerine birbirleriyle korumacı ekonomi yarışına girmişlerdi. Devalüasyonlar, gümrük duvarlarının yükseltilmesi, yabancı malların serbest dolaşımının önüne hukuki engellerin çıkartılması gibi uygulamalar çılgınca bir yarışa dönüşmüştü. Bu yarış sadece küresel ekonominin kilitlenmesine yol açmadı. Beraberinde 2. Dünya Savaşı'nın karanlığını da getirdi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra alınan en büyük ders aynen bugün Jack Ma'nın dediği şeydi. Ticaret durursa savaş başlar. Dünyaya bir daha böyle bir ortamın yaşanmaması için pek çok düzenlemeye gidildi. Ekonomik ve siyasal düzlemde pek çok küresel örgüt kuruldu. Mesela Dünya Ticaret Örgütü, mesela Dünya Bankası, mesela IMF tamamen bu amacın ürünüydü.
Kaderin cilvesine bakın ki 2. Dünya Savaşı sonrasında korumacılık yerine liberalizasyona dayanan bu yeni dünya düzeninin başına geçirilen ve bunun karşılığında doların dünya rezerv parasına dönüştürülmesiyle ödüllendirilen ABD, aradan 80 yıl geçmeden dünyayı yeni bir büyük savaşın eşiğine getirecek korumacı uygulamaların çıkış noktasına dönüşüyor. Acaba bu durum Trump yönetiminin tarih bilgisizliğinden mi yoksa ABD ekonomisinin derin çaresizliğinden mi kaynaklanıyor? Bunu şimdilik bilemiyoruz. Olası sonuçlarını Jack Ma net bir şekilde özetlemiş. Ticaret biterse savaş başlar demiş Uğraş Çiftçi. Evet, teşekkür ederiz. Faydalandığımız bir yazı oldu Uğraş Çiftçi'den. Daha önce yazmıştım diyor ama biz kaçırdık herhalde o yazıyı. Ben hatırlamıyorum. Yoksa hatırlardım. Ali Baba meselesini konuşmuştuk ama yazısında var mıydı bilmiyorum. Evet, yararlandık. Şimdi güncel bir konuydu. Teşekkür ederiz. Ve Yücel Alpay Demir bizim Yaka Kocaeli gazetesinde diyor ki her bakan Erbakan'ı anlar mı? Her bakan Erbakan'ı anlar mı? Yücel Alpay Demir'den keyifle okuyalım. Her bakan Erbakan'ı anlar mı? Allah rahmet eylesin, geçen hafta Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. seneyi devriyesiydi. Saygılı, mütevazi beyefendi, nazik, bilgir bir devlet adamıydı. Ağzından galis küfürler veya nefret sözleri duymadığım, sinirlenince en fazla hadi oradan, hadi oradan diyen, tahammülü, hoşgörülü ve esprili bir siyasetçiydi. Öldüğünde anladım ki İslamcı değil, Müslüman siyasetçiymiş. Onun da tek derdi aynen bizler gibi adalet idi. Dilinden adil düzen projesini hiç düşürmezdi. İdeolojide ve milli konularda pek ortak noktamız yoktu. Belki de en uzak olduğumuz, en çok eleştirdiğimiz bir siyasi fikre sahip idi ama Allah için adaletli ve dürüst bir başbakanlık yaptı. Öğretmen bir baba ve memur bir annenin en büyük çocuğu olarak ekonomik anlamda ailece en rahat olduğumuz dönemin Erbakan Hoca'nın başbakanlık dönemi olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o günler işçi, memur, öğretmen, polis ve askerin %100 denebilecek zamlar aldığı, esnafın bayram ettiği günlerdi. Çalışanlar küçük esnaf olan birikmiş borçlarını kapatıp yeni yeni alışverişler yapıyor, para kazanan esnaf da yatırım yapınca yapılan zam vergi olarak hazineye geri dönüyordu. Erbakan Hoca bu dengeyi iyi kurmuş, üretim ekonomisini uygulamış ve herkes rahatlamıştı. Faiz yükü azalmış, devletin kurumları dışarıdan değil oluşturulan ortak havuz ile birbirinden borç alıyordu. O havuz devletin ve milletin yararına çalışıyordu. O dönemde devletimize ait fabrika ve işletmeler satılmadığı gibi yenilerinin açılmasına da gayret ediliyordu. Geçen yıl hükümetimiz küçük ve orta ölçekli işletmeleri rahatlatmak adına ciddi anlamda faizsiz uzun vadeli kredi desteği verdiğinde Erbakan Hoca yaşıyor olsaydı böyle bir kredi desteğine karşı çıkardı diye düşündüm. Badem bıyıklı sözde Müslüman cemaatçi abilerin, ablaların her istediklerinde çokça faydalandığını duyduğumuz, kıskandığımız, helal etmediğimiz bu hak ve imkandan 20 yıl sonra ilk kez ben de faydalanabilmiş, Allah için de memnun olmuştum. Yine verseler faizsiz kredi vallahi yine alırım o derece. Ama bana bu yöntem esnafın sorusunu çözer mi diye... Tasviri komik değil mi? Badem bıyıklı abilerin. Yine versen yine alırım diyor. Faizsiz kredi yani Erbakan'ın dönemindeki ekonomik hareketliliği anlatıyor. Yücel Alpay demiş, evet. Ama bu bana bu yöntem esnafın sorunu çözer mi diye sorarsanız her yıl faizsiz kredi verseler yine de çözmez derim. Çünkü benim gibi dürüst esnaf aldığı bu krediyle aynı gün kendinden daha zengin bir esnafa yani toplantısına olan borcunu veya bankalara olan birikmiş kredi borcunu ödedi. Yani bu kredi büyük esnafa ve alacaklı bankalara yaradı. Verdiği faizsiz kredinin tamamını da tahsil edemeyeceğini hesaba katar isek devletimiz bu işten zarar eder bile diyebiliriz. Misal ben Maliye Bakanı olsam o kadar yazdım çizdim müftü olamadım belki Maliye Bakanı olurum. Esnafa kredi vermek için ayırdığım milyar dolarlık bütçeyi işçiye, memura, öğretmene, polise ve askere zam olarak paylaşırım. Bu vesileyle çalışanların eli rahatlar, esnaf para kazanır, üreticiye gün doğar, maliyede vergi toplar, Erbakan modeli uygularım. Her bakan Erbakan'ı anlar mı bilmem ama ben biraz anladığımı düşünüyorum. Mekanı cennet olsun, selam ve dua ile demiş Yücel Alpay Demir. Evet, marifet odur ki yaşarken dinleseydik birbirimizi de anlasaydık. Ben Erbakan Hoca'ya her zaman saygı gösterdim. Hiçbir zaman saygısızlık etmedim, öyle düşüncelere girmedim. Eserleri var, eserlerini okudum. Konferanslarını dinledim. Ekonomi politikalarını aklımı yettiği kadar anlamaya çalıştım ve saygı duydum. Kısa bir koalisyon iktidarı döneminde Türkiye ekonomisine ciddi anlamda nefes aldırdığını o dönemde yaşayan herkes bilir. İşçiye en büyük zammı, memura en büyük zammı o verdi. Denk bütçe yaptı, esnafı canlandırdı, çok güzel yatırımlar yaptı koalisyon döneminde ve küresel sermayenin dikkatini o kadar çekti ki 28 Şubat yaşandı. O zaman Dink ismesi altında milli, o zamanki istihbaratla beraber çalışan vatan hainleri
İşte Fadime Şahinler, Müslüm Gündüzler, kadınların göbeğine muska yazan tipler her gün Uğur Dündar televizyonlara çıkarıyordu. Ve bunu adeta Erbakan'ın iktidarda olmasının sağladığını ima ediyordu. Ve medya, basın, herkes bir araya el ele verdiler. Küresel sermayenin emirlerini yerine getirerek ekonomiyi düze çıkarmaya gayret eden Erbakan'ı görevinden ettiler. Şimdi arkasından ne kadar dua okursanız okuyun ama insanların kıymetini de bir kere de ölmeden önce bilelim yani. İleride Tayyip Erdoğan'a Allah ömür versin. 10 sene sonra, 20 sene sonra bu dönemi yaşayanlar diyecekler ki Erdoğan meğer şu sebeple bunu yapmış, meğer bu sebepleymiş, ne kadar büyük adammış diyecekler. Biz diyoruz ki sadece Erdoğan için değil, kültür sanat faaliyetlerinde şairlerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız hep öldükten sonra vah vah etmenin lüzumu yok ki. Devlet adamlarımız, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, değerli insanlara sağken kıymetini verelim ki, bilelim ki daha çok enerji sarf etsinler, ülkemizi daha çok her alanda hizmet etsinler. Bir şey diyor musun Anıkman'da? Evet, hocanın sağlığında ver yansın edenler şimdi mumla arıyorlar diyor. Evet. Evet. Affedin bizi demenin zamanı geçmiştir. Şimdi içinde bulunduğumuz şartların kıymetini doğru düzgün değerlendirmemiz lazım. Onlardan ders alarak yani çok böyle basının, medyanın, şimdi sosyal medyanın gazına gelip de vay bu bucuymuş, bu şucuymuş, bu hainmiş filan yerine biraz daha birbirimizi anlamamız lazım. Memlekete enerjisini sarf edecek kimselerin önünü kesmememiz lazım. Dediğimiz budur. İsmet Çiğit diyor ki belediye işçisi ve sendika bu defa biraz cesur olmalı. İsmet Çiğit'ten okuyoruz. Belediye işçisi ve sendika bu defa biraz cesur olmalı. İlimizdeki belediyelerde yeni dönem toplu sözleşme pazarlıkları devam ediyor. Belediyeler sözde kendileri doğrudan masaya oturmuyor. Pazarlığı yerel sen işveren sendikası ile yürütüyorlar. Özellikle bazı belediyeler Gebze, Darıca, Çayırova işçileri temsil eden Hizmet İş Sendikası'na işçilerin onurunu kıran, sanki onlarla alay eden teklifler veriyorlar. Gebze Belediyesi sıfır zam diyor, Çayırova %1, Darıca %6 zam öneriyor. Türkiye'de resmi enflasyon %10'un üzerinde. Özel sektördeki toplu sözleşmelerde bile enflasyon üzerine çıkılmış. Belediye başkanlarının isteğiyle bütün işçiler hizmet işe üye yapılmış. Şimdi Hizmet İş Sendikası'nın şube başkanı İdris Ersoy'un bu ahlaksız teklifler karşısında dik durmaları gerekiyor. Önümüz seçim dönemi. Şimdi işçiyi zorlayan, işçiyle adeta alay eden belediyeler sonunda kesenin ağzını açmak zorunda kalacaklar. Bu dönemde %10, 12'nin altında ücret artışı ile sözleşme imzalanmaz. İşçilerin de sendikaların arkasında durması lazım. Bu tekliflerde ısrar edilirse belediye işçilerinin korkmadan grev oylamasında evet demesi lazım. İdris Ersoy'un mücadelede kararlı olduğunu görüyoruz. İşçiler de bu kararlılığı gösterirse belediye başkanları verdikleri bu tekliflerden utanmak ve geri adım atmak zorunda kalacaklardır demiş İsmet Çiğit. Evet, inşallah biz de işçileri destekliyoruz. Her zaman destekledik. Ama geçen dönemde de yine Gebze Belediyesi, Derince Belediyesi'ydi o zaman değil mi? %0 zam öneren. Evet. Yani %0 zam. Yürü git diyor yani, sen çık git buradan diyor. %11.9 resmi enflasyon rakamı arkadaşlar. %11.9 verirseniz işçinin parası enflasyon karşısında azalmamış olur. Artmış olmaz. Azalmamış olur. Yani alım gücü bakımından işçinin hiç zam vermiyorum, %0 zam veriyorum dediğiniz zaman %11.9 zam vermeniz lazım ki işçi aynı standartla yaşamaya devam etsin. %11.9'un üzerine çıkarsanız bir başarıdır. Siz 0 zam, %1 zam, %6 zam diyorsanız üstelik devlet kurumusunuz değil mi? Kamu kurumusunuz, özel sektörde değilsiniz. Özel sektör bile daha yüksek zamlar verirken siz %0, %1, %6'yı konuşuyorsanız sendikanın biraz dikilmesi lazım. İdris Ersoy'un hareket etmesi lazım diye düşünüyorum ben de. İsmet Çiğit'e gündeme taşıdığı için teşekkür ederim. Ve efendim bizim üstadımız sendika üst katta. Evet, Süleyman Pekin hocamız Türkiye'de Yahudi ve Ermeni düşmanlığı başlıklı yazısının ikincisini koymuş gazeteye. Onu okuyacağız. Biri okumuştuk geçen programlarda. Bu da iki. Buyur Dilek Mert.
Türk odur ki Müslüman bir anne babadan doğan, kulağına ezanla, kametle bir Müslüman ismi verilen, her türlü haltı yese de domuz eti yemeyen, mübarek gün ve gecelerde içmeyen, cuma hassasiyeti olup arada bir kaçırsa da cumaya giden, vatan, millet, din, devlet tehlikeye düştüğünde kazma kürek, baltan acak alıp saldırana Türk derler. Çok güzel tanımlamış ya. Bir daha okusana yavaş yavaş. Türk neymiş? Süleyman Peki'nin tanımlamasına bakın. Evet. Türk odur ki Müslüman bir anne babadan doğan, kulağına ezanla, kametle bir Müslüman ismi verilen, her türlü haltı yese de domuz eti yemeyen, mübarek gün ve gecelerde içmeyen, cuma hassasiyeti olup arada bir kaçırsa da cumaya giden, vatan, millet, din, devlet tehlikeye düştüğünde kazma kürek, baltan acak alıp saldırana Türk derler. Bu tanım içerisinde hayır ben Türk değilim diyecek bir Allah'ın kulu yoktur. Bu tanım içerisinde Hrant Dink Türk'tür, Orhan Pamuk Ermeni'dir söylediğim cümleye göre. Türk tabirinin kavmi bir tarif olmadığını bilen Yavuz Ağralioğlu'nun ilginç tarifnamesinde bile çaprazlamadaki olumsuz örnek Ermenilik kokar. Fakat asıl ihale Türkiye'de Yahudiliğedir. Zihniyeti, çiftliği ve lanetliği üzerinden oluşturulan olumsuz kanı bir asırdır yükselen bir grafik de genel kabul görmektedir. O kadar ki dünyanın bütün olumsuzluklarının arka planında onların varlığı dini terminolojiyle desteklenerek seslendirilir. Necip Fazıl demiş ya, Yahudiler mi dediniz? Onlar yumurtalarını pişirmek için dünyaya ateşe vermekten çekilmeyen lanetlilerdir diye. Bizim milliyetçi muhafazakar tayfa da yumurtası çatlasa veyahut ayağına taş çarpsa Yahudilerden bilir. Hem onların lanetlendiğini Kur'an'dan duymuşuz, duymuşmuş gibi aktarıp hem de neredeyse insanlığın kaderini tanrımsal belirledikleri mitingi yayarak üstün ırk nazariyesine bilmeden kovayla su taşır. Ama o biraz şaibeli bir konu. Yani Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu araştırmak lazım. Direkt bakabiliriz. Lanet edenlerle beraber lanet ediniz diye bir ayet var ama Yahudilerle ilgili miydi karıştırabiliyorum. Ben ona programdan sonra bakarım. Yani var mı? Google baktın mı Google'da? İsrailoğulları. Bir lanet mevzusu vardı gibi hatırlıyorum ama şimdi. Baktın mı? Bir daha bak. Yazıyı devam edelim. Bak. Yaz Google'a. Yahudi kavmi lanetli midir Kur'an-ı Kerim'de diye yaz. Ayet çıkarsa onu okursun. Devam edelim. Halbuki ikisi de Kur'an'ı değildir. Ya nedir? Dünyada 15 milyon, Türkiye'de de 15-16 bin nüfusu olan din esaslı bu topluluğa Musevi denir. Kur'an'da Beni İsrail olarak geçen İsrailoğulları yani Yahudiler ise bu din üzerinden milletleşen bir gruptur. Gerek dünyadaki ve gerekse İsrail'deki toplam Musevi nüfus içerisindeki oranları 3'te 1 oranında olsa da kalan 3'te 2'yi de dini milliyetçilik üzerinden Yahudi etnolojisine sokuşturmaya çalışıyorlar. Biz de cehaletimizle destek oluyoruz. 2014'te Kocaeli Tarih Sempozyumunda Doktor Gershom Gıbrısçı Karayim ve Nikomedya başlıklı tebliğini sunarken Musevi bir Türk olduğunu söylediğinde onun hemşerisi sayılabilecek bir tarih doçentimiz onun Yahudi olduğunu ve Türk olamayacağını beyan etti. İsrail nüfusu içindeki Etiyopya, Falaşa Musevilerinin Peru, İnka Musevilerinin Hindistan, Koçin Musevilerinin İtalyan, Romanyot Musevilerinin bizim Hazar, Karayit Musevilerinin ve hatta Doğu, Mizrahi Musevilerinin Arap, Fas, Dağlı, Kürt, Tat, Gürcü, dil ve kültürlerini yok sayarak yalnızca inanç tercihleri üzerinden tek tipleştirmek ne memen bir düşüncedir. Evet, yani dini tercih başka, ırk başka. Yani Musevi Türkler de var, bunu söylüyor. Evet. Yakın zamana kadar Türk Musevi cemaati olarak bilinen Türkiye Han başlığının 3 yıl önce Türk Yahudi toplumu adını alması da bu minvaldedir. Oysa kültürel kökeni hakkında Müslüman Türk'ün ne kadar konuşma hakkı varsa Ortodoks ya da Musevi Türk'ün de o kadar konuşma hakkı vardır. İnsanlara kimliklerini ürün etiketi gibi başkaları barkodlayamaz. Bu sabataycı diye bilinen avnetiler için de geçerlidir. İçlerinde iyisi de olur kötüsü de. Kurtuluş Savaşı'nda ihanet edeni de olmuştur. Milli mücadele için canını koyan da tıpkı Türkmenler, Lazlar, Yörükler, Çerkezler, Tatarlar, Kürtler gibi milletine mensubiyet duyan koştu geldi. Karakterinde defo olan Yunan'la bile anlaştı. Neymiş? Türkçülüğün kitabını Moïse Cohen, Tekin Alp yazmış. Türk Nuh'u neymiş? Mustafa Celaleddin Paşa, Konstantin Borzeçki 150 yıl önce eski ve yeni Türklerin tarihini yazmış. Bu adamların Hazreti Musa'ya inanmaları niye millet şuurlarına ve bu meyanda beyanlarına engel teşkil etsin? Biz Müslümanlar olarak Türklüğümüzle övünüyoruz da onlar 5000 yıllık bir nehir olarak akmakta olan Türklükle ilgili niye kelam edemesinler? Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde baş tacı ettiğimiz bu insanlar siyasal İslam'ın bir camide, bir kahvede anlattıklarıyla şeytanın asker arkadaşları algısına aktarılmış. Oysa şeytan bu ilahi senaryoda kötü karakteri simgelemektedir. Kökeni değil. Dahası yaratılış malzemesine bakarak azan,
sapan şeytansa ve herkes kendi karakterine göre hareket eder ayeti varsa bu milliyet soy sop işlerinde dikkatli olmak lazım gelir. Yoksa ensar-ı şeytan şampiyon demiş Süleyman Pekin. Evet, ensar-ı şeytan, şeytanın yardımcıları. Evet. Ali İmran suresinde 112 ve 113. ayetler. O Yahudiler. Evet. Ve ben tekrar edeyim, sen tekrar et de ayet olduğu için tam söylememiz lazım. Onlar, Yahudilerden kastetti, onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve müminlerin himayesine sığınmadıkları müddetçe kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlar. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Ali İmran suresi yüz kaç ayet? 112 ve 113. ayetler. Süleyman Pekin hocamızın da dikkatini çek, aynı örtüştü yani. Yani Yahudiler, Yahudilikle Museviliği karıştırmama adına, ırkla dini tercihi karıştırmama adına örtüştü. Ayet-i Kerime'yi de okuyup paylaştık. Son yazımız arkadaşlar. Son yazımız kimden olsun? Kimin olabilir? Kim kaldı eksik? Yüksel Ercan. Yüksel Ercan kaldı. Ahlak diyecek Yüksel Ercan. Bunu özellikle sona bıraktım. Bu yazıyla çıkarız diye. Sen de bu arada biraz dinlendin. Son yazı okursun değil mi? Okurum. Yüksel Ercan 7 Mart 2018 Çarşamba Büyük Kocaeli Gazetesi'nde ahlak diyor Dilek Mert okuyor. Biraz boynum tutulmuş. Ayıptır söylemesi. Soğukta kalmışım. O yüzden azıcık keyifsizim. Yüksel Ercan'ın köşe yazısıyla programımızın sonuna geldik. Ahlak bildik hikayedir. Ateş, su ve ahlak birbirlerini kaybettikleri bir zamanda nasıl bulunabileceklerini diğerlerine anlatmaya çalışırlar. Ateş, eğer beni kaybederseniz sürekli gökyüzüne doğru bakmanız lazım. Gökyüzünün bir tarafında mutlaka ateşimden çıkan dumanı görebilir ve beni bulabilirsiniz der. Su ise yanındakilere eğer bir gün beni de kaybederseniz sesleri takip edin. Su sesini zaten biliyorsunuz. Kulak kabartır ve belli bir yöne doğru hareket ederseniz eninde sonunda ve mutlaka beni bulabilirsiniz şeklinde öğüt verir. Ateş ve suyu büyük bir dikkatle dinleyen ahlak bir müddet düşündükten sonra arkadaşlar benim adım ahlak. Ben size benzemem. Benden size öğüt, sakın beni kaybetmeyin. Eğer beni bir gün kaybederseniz bir daha kesinlikle bulamazsınız diyerek tarihi bir tanımlama yapar. Son dönemlerde çevremize baktığımızda, hemen her tür medya kuruluşlarına baktığımızda ahlak denilen olgunun neredeyse tamamen kaybedildiğini, daha da kötüsü kaybolduğunu düşündüğümüz ahlakı bulma adına hiç kimsenin en ufak bir çaba göstermediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Yine aynı ters. Hiç kimsenin en ufak bir çaba göstermediği, çoğu kimsemizin desek daha iyi olmayacak mı? Evet. Çocuk tecavüzcüleri, hayvan tecavüzcüleri, ticaretteki ahlaksızlıklar, birbirlerini dost olarak gören kişilerin arasındaki akıl almaz dolandırıcılıklar, 3 kişi bir arada konuşurken birisinin o bölgeden ayrıldığında kalan diğer 2 kişinin giden hakkında sarf ettikleri akıl almaz iftiralar artık hayatın bir parçası gibi oldu. Trafikte hiçbir sürücü diğerinin hakkına riayet etmiyor, en ufak bir yol verme ya da vermeme hadisesi anında büyük çaplı kavgaya dönüşüyor. Bir bakıyorsunuz kaza sonrası araçtan inen bir sürücü eşinin çocuklarını gözü önünde diğer araçlardan inen onlarca kişi tarafından acımasızca saldırıya uğruyor, kıyametler kopuyor. Temel besin gıdamız olan eti artık nereden alacağımızı iyi deneye şaşırmış durumdayız. Temizdir diye aldığımız etin at eti mi, eşek eti mi, domuz eti mi olup olmadığı ile ilgili hiç kimsenin en ufak bir bilgisi yok. Vatandaş inandığı, güvendiği kasaplardan aldığı ete güveniyor. Ancak bir bakıyorsunuz en güvenilir kasap bile biraz daha fazla kazanç uğruna olmadık pislikleri yapıyor. Alışveriş merkezlerinden aldığımız gıdalar ise başka bir muamma. Son dönemlerde gıdaların son kullanma tarihine hiç bakmadığımız kadar dikkatli bakmak durumunda kalıyoruz.
Yemeklerle birlikte tüketmeye çalıştığımız sebze ve meyveler arasından hormonsuz ya da GEDO'suz bir ürün almak ise artık neredeyse mümkün değil. Bu verdiğimiz örneklere onlarca, yüzlerce, binlerce kötü hadise eklemek mümkün. İşin kötü tarafı, bu kadar ahlaksızlığın bulunduğu bir memlekette hepimiz söze başlarken hamdolsun nüfusumuzun %99'u Müslüman demeyi bir an bile geri durmuyoruz ya biz de ona yanıyoruz. İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy belli bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra yurda döndüğünde kendisine sorulan bir soruya verdiği cevap aslında her şeyimizi özetliyordu. Merhum Mehmet Akif Ersoy, onların bir iş hayatı var bizim dinimiz gibi, bir dini hayatları var bizim iş hayatımız gibi. Yaşadığımız felaketler sonucunda meydana gelen olaylara baktığımızda şu soruyu cevaplamak zorunda zorlanıyoruz. Felaket Müslüman Türk toplumunu karnından vurmadı, aslında kalbinden de vurdu. 99 depreminde ve daha sonraki yıllarda doğal afetler sırasında sadece yoksullar değil, lüks arabasını kenara çekerek dağıtılan yardımlardan, yağmalanan mallardan hisse kapmak için insanlık dışı davranışları sergileyenleri gördük. Merhametsiz ve empati yoksunu çıkarları için kişilik değişimine ayak uyduran insanlarda utanmamak mümkün mü? Doğal afetlerde daha acı olanında yağma olaylar karşısında bırakın fakir fukara nasiplensin, nasılsa sigorta şirketleri var diyerek ahlak dışı eylemlere onay verilmesi ne kadar acı değil mi? Şu söz meşhur bir ilahiyatçı profesöre ait. Yolsuzluk hırsızlık değildir. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Ahlak yapımızı bu iki cümleden daha vahim özetleyecek başka söz var mı? 200 sene önce Batı ahlaken örnek aldığı Osmanlı ve İslam milletleri son yılda ahlaken çöktü. Ortaçağ Avrupası kötü ahlakın çirkin neticeleri görüp atalarımızı örnek alarak Rönesans ve Reformlar birlikte kendi iş ahlakını ve ticaret hayatı ahlakını geliştirdi. Protestan ahlakı böylece oluştu. Bu ahlak aynı zamanda kapitalizme kültürel kaynaklık yaptı. Peki Avrupa bizim geçmişimizi örnek alırken biz ne yaptık? Batı'nın çağlar ötesi ahlaksızlığına talip olduk. Kendi değerlerimizi küçümsedik, hatta bu değerlere sahip çıkmak isteyenleri aşağıladık. Osmanlı uleması ve medrese dini bir kibirle okullara ve aynı zamanda fen ilimlerine sırtını döndü. Bir hatırlatma yapalım. Fen bilimlerinin okutulmaması için referandum yapıldı. Sonuçta fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda eğitim yapmak medreselerde yasaklandı. Ahlaki erozyonun yaşanmasında en büyük pay yalan kavramıdır. Ahlaki yozlaşmanın neticesini bugün millet olarak görüyoruz. Halbuki kurumsal olarak dürüstlüğe dayanan çok güzel bir dinin mensuplarıyız. Yalan geçici başarı sağlayabilir ama dürüstlük kalıcı başarı sağlar. Yalancı belki günü kurtarır, dürüst yaşam geleceği kurtarır. Ahlaken dürüst olmak, çıkarcı olmaktan çok daha erdemli bir davranış olduğunu biliyoruz. Erdemli olmak, ahlaklı olmak, maddi bakımdan zengin olmaktan çok daha değerlidir. Son yıllarda bir başka hastalığımız da daha peyda oldu. Neme lazımcılık, şahsi çıkarcılık, kişisel menfaatçiler. Bunların tamamı hırsızlığın bir başka türüdür. Toplum, hayatımız ve aile hayatımız son yıllarda ahlaki değerlerimizden uzaklaştırılmıştır. Ahlaki olmayan söz ve eylemler herhangi bir tepkiyle karşılaşmıyor. Adeta çok büyük meziyet olarak görülüyor. Yalan söylemek, ahlak dışı davranışlarda bulunmak sanki ödüllendiriliyor. Dürüstlük bizde meziyet oldu. Halk arasında ne dürüst adam diyoruz. Halbuki dürüstlük en kıymetli ahlaki kural olmalıdır. Özellikle yönetici konumunda olanların tamamı dürüst ve ahlaklı olmak zorundadır. Ahlaklı olmanın, iyi ve güzel olmanın pasaportu yoktur. Bu değerler bizde rağbet bulmazsa, ki bulmuyor, itibar gördüğü yere göç ederler ve oralarda yaşarlar. İslamiyet'in temeli ahlaktı. Müslümanlık ahlak üzerine inşa edilmiştir. Hem Müslümanız diyeceğiz, hem de her türlü ahlaksızlığa göz yumacağız. Ya da şahsi menfaatimiz için ahlaksızlık yapanları görmezlikten geleceğiz. Bu hastalıklı bir ruh halidir. Tedaviyi gerektirir. Derhal fert ya da toplum olarak bu tür gayri ahlaki davranışlardan uzaklaşmalıyız. Eğer ahlaki değerlerimizin yozlaşmasına seyirci kalır isek hepimizin geleceği felaket olur. Ahlaki yozlaşmanın reçetesi bellidir. Türklük, gurur ve şuuru İslam ahlak ve faziletiyle sosyal hayatımızı düzenlediğimizde ahlaki yozlaşmanın önünü kesmiş oluruz. Aksi takdirde ahlaki erozyon hapis bir ur gibi bütün vücudumuzu kaplayıp bizi perişan edecek demiş Yüksel Ercan. Hapis bir ur gibi bütün vücudumuzu kaplayıp bizi perişan eder ahlaksızlık diyor. İyi, bu yazıyı sona bırakmakla, bununla çıkmakla doğru bir karar vermişiz değil mi? İslam güzel ahlaktır diyor Peygamberimiz. Tabii hepimiz de birbirimizi değil de kendimizi eleştirmemiz lazım. Yani. Ben şimdi o yazıyı okurken onun içindekilerden bende var mı diye düşündüm yani. Değil mi? Ama yok, onlardan bende yok. Başka şeyler vardır ama bunlar yok. Benimkileri tespit edememiş. Yüksel Ercan.
Evet. Evet. Hiç kimse işte bunu soruşturmuyor. Allah'ın kulu soruşturmuyor. Hiç kimse sormuyor. Ya da herkes böyle. Ya böyle bir hükme varamayız. Ya şu yazının kendisi bile ahlakla ilgili bir yazı, değil mi? Hiç kimse katkı sağlamıyor diyor ya. E sen sağlıyorsun zaten şu yazıyla. Bir kişi var garanti. Kendin. Sağlıyorsun. Hiç kimse çok maksadını aşan bir ifade. Ya çoğumuz veya bazılarımız, çoğumuz da değil. Bu milletin çoğu öyle ahlaksız değil ha. Değil yani. Ahlaksızların sesi çok çıkıyor. Haberleri çok yapılıyor. Gürültüsü çok çıkıyor. Yani kadına şiddet, kadına taciz, çocuk tecavüzleri bu millette rekor seviyede falan değil yani. Ama biz aşırı tepki gösterdiğimiz için, sürekli haber yapıldığı için sanki çoğumuz öyleymiş gibi bir izlenim uyanmaya başladı. Bu da çok yanlış bir algıdır. Türk milleti mübarek bir millettir. İçimizdeki ahlaksızları özellikle tacizci, tecavüzcü, çocuk istismarcıları tipleri seri bir şekilde gidermemiz lazım diyeyim ben. 4. Murat gibi söylemiş olayım. Anlayan anlasın. Yani ahlaksız değiliz Allah'a şükürler olsun. Tabii mükemmel ahlaklı da değiliz yani. Onu da demiyoruz tabii ki ya. Harikayız demiyoruz hepimiz. Herkes kendine sorması lazım değil mi bu soruları ya? Yani ben acaba biraz toparlasam mı ya? Bende bir şurada eksik var mı falan diye. Kendine soracak. Hiç kimse böyle değil. Herkes böyle, herkes düzgün olsan olur. Sen de yamuksan ya. Değil mi? Kendini düzelt, kendini. İşe kendimizden başlamamız lazım arkadaşlar. Evet, kapatıyorum ana kumanda. Bir şey diyor musun? Evet, en iyisini senseç.com sitesine girip 20 farklı kategoride anketimize katılıp oylarınızı verebilirsiniz. Dilek Mert, bir şey diyor musun? TV 262 ekranlarında Kocaeli'nin gündem programı sona ermiştir. İyi günler. Yayında, yapımda, sunumda, yazıları okurken, yorumlarken sürçülisan ettiysek hoş görün. Çünkü bize sürçülisan etmek, size hoş görmek yakışır. Hoşça kalın. Kalübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'ta Kocaeli'nin gündemini sundu.